7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Japon yapıştırıcısı yiyormuş gibi his verdi. Japon yapıştırıcısı? Nasıl oluyor bir? Kız kaç kere Japon yapıştırıcısı yiyor? Yemedim ama elimize damlıyor ya, görüyoruz böyle. Hala zavallı kadın açıklama yapıyor sana. Danke, like, nobody, watik. Ne dedi işte, ne dediydi o? Of. Peki ne yaptınız babam vefat ettikten sonra? Bütün sorumluluk şimdi hem annene hem sana kaldı. Masa soframız boşaldı. Ben de kısa zaman önce böyle bir şey yaşadığım için duygulandım. Hayır, anne ya da baba hiç fark etmiyor. Bence Nesibe Hanım'ın derin derin hikayeleri var. Bugün sokağa paltosuz çıkmayın, çoluğu çocuğu da salmayın. Vallahi zatürre olursunuz. Kadir Bey, bu neymiş böyle? İnanamayacaksınız ağzınıza kulaklarınıza. Tereyağı mı koydu tencereye? Anlatsana resmen. Biraz de söyledim ilk başta. Şimdi söyle. Sanki dersin mi, boğazının deliğine kedi girmiş. Kara tren geliyor dağların arasından. Ben yarimi tanırım kaşların karasında. Eti... Bugün masada çok büyük olaylar olacak diye bekliyorum. Hiçbir şekilde iddia görmedim. Ben görmedim. Ben de görmedim. Sadece sesiyle ön plandaydı. Onların kulaklarında da bir sorun var o zaman. Siz bayağı uyanıksınız. İsmi zor, kendi kolay. Bir ara sıcak yapmışsınız. Ya sen daha sıcak çorba içmeyi bile bilmiyorsun. Bu yarışmaya niye geldin? Sen niye geldin? Daha mantarı etten ayıramıyorsun. Kızdırdım da üzerine koydum. Hiç kızdırmış bir yağ ya da benzerim. Keşke kızdır gelsin. Seni gidi niye kızdırdın diye sevdi. Sen keşke sen kızdırsın. Silah kötüye kötü diyorum ama arkadaşlar dedim. Demedi vallahi tam olarak. Ayşe Gül Hanım bence doğru. Her şeye kötü diyor. Kötüye kötü demiyor. Soğan yoğunluk. Yani... Ayşegül Hanım bir karar verin. Ağzınıza mı geliyor, yoğunluğunun kokusu mu geliyor ağzınıza? Şöyle söyleyeyim. Tadı mı geliyor? Ayşegül hiçbir şeyden anlamıyor. Esmanto, Esmanto mudur nedir? Ben hayatımda hiç böyle bir isimle duymadım. Bir tane mücveri önümüzü böyle koyup boş boş getirmiştim. Bundan sonra görmüş oldum. Hiç de güzel değil. Yani. Beğenmedim. Şurada topak nerede Ayşegül? Olursanız buyurun. Yani dümdüz. Ya bilmiyor şey işte ne diyeceğini de. Hayır ne yapmak için böyle yapamadım. Bir saniye. Tek 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 tek. Bu yemeği hangi davette davette vermiyoruz. Az daha git Nesibe. Seyirciye doğru iyice git Nesibe. İyice git Nesibe seyirciye doğru. Gelmiyor. Canın çıkmasın senin. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den yağmurlu bir İstanbul günden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bereket rahmet üstümüzde yağıyorken efendim, bugün Sarıyer'deyiz. Yarışmacımız Nesibe Hanım, biliyorsunuz ki İzmirli yarışmacımız, oradan geldi. Kendisi iddialı ve başarılı, ses tonunda maşallah, mesleki deformasyondan dolayı bayağı yüksek. O yüzden bugün ev sahipliği nasıl olacak merak ediyorum. Kendini güzel savunacaktır eminim. Menüsünü de merak ediyorum. Hazırsanız kapıyı çalacağım. Hava buz gibi dondum. Hadi koşun. Nesibe Hanım'ın sıcak bir kahvesini içelim. Bugün programımıza İzmir'den katılan Hatar esnafı bekar yarışmacımız Nesibe Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Esildi'de. Günaydın. Günaydın. Nesibe hoş Hanım, geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ne kadar tatlı, ne kadar şirin olmuşsun sen. Kız ayakkabıları nasıl tatlı. Herkes beni böyle kolay kolay görüyor. Ben böyle giyinmiyorum. Hep spor giyiniyor ve herkese sürpriz oldu. Gerçekten çok hiperaktif bir insan. Durduğum yerde duramam. İzmir'den geldin. İzmir'den geldim. O yüzden ev yabancı. Evet, ev şöyle yabancı. Şöyle bir gezelim mi? Gezelim hadi beraber. Bakalım. Vallahi siz de ne şanslısınız la. Her gün bizimle kapı kapı geziyorsunuz. Kaç bölümdür oturmaya gitmiş gibisiniz. Hadi buyurun Nesibe Hanım. Tatlı kadın seni. Aa kız, yerler ne evet. Güzel ha, parlak parlak. Şöyle bezimizle bir güzel sileceğiz, eleme kederi atacağız. Evet. Olmadı mı? Tabloya baksana. Ne güzel, evet. Tam da salonlu. Evet. Ben böyle tabloları seviyorum ama salona hoş bulmuyorum. Çocuk odasına. Yani şimdi misafir gelince böyle direkt ben ha?
Evet. Nesibe? Evet. Çocuk odasında olsaymış daha iyiymiş. Şimdi senle ben bekarız ya, o yüzden çocukla çocukla pek anlamıyoruz, bilmiyorum artık. Çoluk çocuğu olanlar asmayı seviyorsa saygım sonsuz tabii ki. Yeğenlerin doğum gününde 15-20 çeşit hazırlayan bir insanım. Bu 5 tane menü bana pasapiso. Koltuklar çok güzel. Bir leke göremiyorum ben. Birkaç genel tane görünüyor. Salon... Görünüyor mu? Şurada bir iki gri var. Evet. Genel olarak temiz ama evet, salon. Evet. Havası falan da güzel. Ayak falan kokmuyor yani. Salon niye ayak koksun ya? Ayak ablığın içine çünkü oda parfümü falan koymuyorlar. Öylece bırakıyor, sonra evin içine yayılıyor. Evet, o olabilir, doğru. Hadi kalk. Hadi mutfağa gidelim. Hadi keş. Tatlı kız senin. Hala da temiz lan, güzel. Evet. Ah, mutfak da güzel. Masamız evet. Falan da var. Evet. İstediğim masaymış. Hatta git Nesibe. Seyirciye doğru iyice git Nesibe. Ay dur. İyice git Nesibe seyirciye doğru. Gel buraya, canın çıkmasın senin. Ödülü kazanırsam çok istediğim bir süpürge var. Ve biraz yüksek fiyatlı olduğu için annem almadı. Onu almak istiyorum. Kazandığından kalırsa yurt dışı tatil istiyorum. Nasipse. Danke, like, nobody, watching. Dans etmek güzel. İngilizce biliyor musun? Evet. Mi mesanenden mi salladın onu şimdi? Yo, bana? Like ne demek? Güzel demek. Dans etmek diyor ama altı pek okunmuyor. Like güzel demek mi? Ya beğenmek anlamında ya. Fotoğrafı like'la mı diyorsun? Like'ı beğenmek he. Ya beğenmek anlamında. Dans like, dans etmek güzel. Robbie the watching ne demek? Nobody's watching. Yani? Bilmiyoruz o kadar. Watching çamaşır makinesi değil mi? Yok o, washing machine. Ama ne karışık şeyler. Ben yemek yapmaya 8-9 yaşlarında bir kek yapmakla başladım. Ben mutfakta çoğunlukla hamur işleri, pastalar ve çok güzel makaron yaparım. Tatlı yerine size bir pavlova yapmak isterim ama burada zaman yetmez. Yapış. Allah'tan küçükmüş. Evet, sakız gibi olmuş. Benim evet. Ellerime yapıştı Nesli. Ocak da kötü. Petek de kötü. Petekteki deterjan gözünü aç bakayım. Ama yine iyiymiş. Hadi bakalım Nesli Bey, misafirlerimizi ağırlamaya gidelim. Güzel okkalı bir Türk kahvesi bekliyorum senden. Ardından da menü dinlemek istiyorum. Bakalım ekşili köftenin ardından neler gelecek görelim. Evet. Hadi buyur. Gülistan, Gülistan. Alem seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Eller seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Hadi bakalım marifetini göstersin bize. Bugün Nesibe'nin günü. Gümbür gümbür yemeklerimle geliyorum. Bekleyin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Kopya çekerek bizi karşıladığını zannediyorum. Çünkü normal hayatında kesinlikle öyle bir misafir karşılayacağını zannetmiyorum. Olduğundan daha kibar davrandı. Abi geçin içeri mi diyecekti? Ne diyecekti? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nazlı Hanımcığım çok şıksınız efendim. Buyurun hoş geldiniz. Sudeciğim günaydın. Ayşegül günaydın. Hava ablacığım hoş geldin. Bey, günaydın. Merhaba. Hoş bulduk. Gel kız, niye korku geliyorsun yok. Öyle? Nesibe Hanım'ın karşılaması çok güzeldi. Cıvıl cıvıldı. Hoş geldiniz tekrardan efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz çok şükür elhamdülillah. Her seni şey gördük yolunda. Daha iyi olduk. Gerçekten enerjimiz düşük. Seni görünce sanki bir enerjimiz yükseliyor. Sabahtan şöyle bir canlanalım efendim. Uykumuz kaçıyor. Tabii zor. Erken kalkıyoruz. Set için yola düşüyoruz. İstanbul trafiği evet. Derken yoruluyoruz aynen. Yani. Doğa. Sabredin son bir gün kaldı. Allah sonra sana sabır versin. Amin. Yıllardır ablam. Güç kuvvet versin Rabbim. Benim enerjim çok. Her hafta güzel nazar olanlarla değmesin diye de. Aman. Hadi bakalım inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah bu sefer çenen konuşmaz da ellerin konuşur. Ellerim de konuşur benim, çenem de konuşur merak etmezsen. İnşallah hadi herkes bekliyoruz. Bilir beni. Nazik abla da içi dışı bir insan olduğu gibi. Yemekler pek bilgisi yok. Nesibeciğim seni biraz tanıyalım. Şöyle kısaca bir bahset. İzmir'den geliyorum. Aslen Antalyalıyım. Pazarda tezgahtarlık yapıyorum. Bekarım. Annemle yaşıyorum. Ne satıyorsun tezgahtarlık yaparken? Bayan, erkek, çocuk, iş çamaşırı. Hep böyle tezgahtarlık mı yaptın? Yani ana mesleğin bu mu? Ya liseye kadar bitirdim, üniversiteyi kazandım. Sonra istediğim bölüm olmadı. Ben de gitmedim. Babam vefat etti. Babam vefat edince bunun başına geçecek biri lazım. Kardeşim ufaktı. O yüzden... Bunu seçtim. Bu normalde babanın mesleği miydi? Hayır benim babam değil. Babam vergi dersinde çalışıyordu. Hayır babam vefat edince bunun başına geçmek lazım diye zannettim. Baba mesleği hafta sonları yapıyordu. Sadece cumartesi, pazar. Babanın mesleği neydi? Memurdu. Memurdu. Hı-hı. Hafta sonları da pazara çıkıyordu. Aynen. Çok güzel. Sonra dedin ki tezgah devralayım dedi. Yani baktık. Bir yere girsek çünkü dedim babam vefat ettiğinde hiç bir okula okuyorduk. Hiçbir yere gitmedik. Baskı altında yani baskı altında derken ben hiçbir yerde çalışmadım. Emir almayı sevmiyorsun. Kendi işimde yapıyorum. Başarılı olduysan ne mutlu fark etmez. Kendimi geçindiriyorum. Peki evli çocuk sen misin? Evet benim. Erken yaşta sorumluluk aldın o zaman. Evet. Baban vefat ettiğinde kaç yaşındaydın? 24 yaşındaydım. 24 yaşındaydın. 24 yaşı. Erkek için tamam belki sorumluluk alabilecek bir yaş ama kızlar için genelde daha erken çok 24 sorun. Yaş. Peki Nesibe yap kahvelerimizi sonra sohbetimize tamam. Devam edelim efendim. Nesibe abla benim için o kadar da zorlayıcı bir rakip değil. Bakalım çenesinin laf yaptığı kadar elde yapacak mı? Sude dün masada ev sahibi olarak ben seni çok sessiz buldum.
buldum. Şöyle, ev sahibi olduğum için biraz mütevazı davranmak istedim ama gereken yerde gereken cevabı verdiğimi düşünüyorum. Biraz eleştirmelerine de müsaade etmek istedim. Sonuçta diğer yarışmacıların masasında ben eleştirileri kabul etmediklerini gördüm. Dedim ki beni eleştirsinler. Hani bir herkes duysun neyi nasıl olmuş. Ben onları dinledim. Dinledikten sonra da gereken cevabı verdim. Bilmiyorum, bir şeyler yapmaya gelmiş burada, bir şeyler yapıyor ama herhalde burayı çocuk evi mi ne zannetti anlamıyorum. Yarışma burası. Yani arkadaşlarına nasıl ev sahibi olunur onu mu göstermek evet, istedim? Evet, nasıl ev sahibi olunur onu gösterdim. Kadir Bey diğer yalnız... Diğer iki ev sahibinin ev sahipliğini beğenmemiş Sude Hanımcığım. Demek bundan onu çıkartıyoruz, doğru evet, mu? Evet, doğru söylüyorsun. Evet, peki iki ev sahibimize gelelim efendim. Buyur Ayşegül. Sude Hanım dün benim cevap verdiğim gibi cevap verdi. Şu an hatırlamıyor. İzleyince görecek. Hani siz bilirsiniz, sizin damak tadınız iyi değil. Hemen hemen benim cevaplarım yani. İzlerse kendi de görür, farkında değil heyecandan. Şöyle, ben sizin cevaplarınızı aynısı. Vermedim. Hiç savunamadım bile kendini. Ben kendimi aynısını çok söyledim. Güzel savundum. Hiç ben öyle düşünüyorum, öyle düşünüyorum aynen, demedim. Sen de dedim söyledim ki bu yemek böyle olması gerekiyordu. O yüzden ben bunu böyle yaptım. Tüm yemeklerimi tamam, de tarife uygun yaptım. Onları söyledim. Senin gibi önüme yanık çörekleri koyup da... Çörek mi? Evet, yanık o pideleri çörek koyup da sen? Ondan sonra da demedim yanık ki... Yanık değildi. Ben öyle düşünüyorum. Yanık o yanık değildi şey önüme koyup ben yanık, öyle düşünüyorum yanık, diyemezsin. Sakin, bağırmayalım. Sakin sakin. Hava da bak yanında kulakları zedeleyelim. Yani sen dün farklı bir ev sahipliği görmedin. Görmedim. Benimkiyle aynı. Senin kendi de izleyince... Kendi de izleyince görecek. Ayşegül'ün konuşmaları hiç mantıklı değil. Zaten kelime hazinesi yok gibi bir şey. Sıfır. Nazik Hanım gelir gelmez size neden yüklendi? Benden korkuyordu ondan. Güya Ayşe Hanım'ı ya. Ben onu bunu yaparım dedi, yapamadı. O yüzden korktu benden. Kusura bakmasınlar, ben kolay kolay kimseyi alttan alacak bir insan değilim. Ayşegül Hanım, çok özür dilerim. Bir tek Sude Hanım'a karşı değil, hepimize karşı. Allah Allah, yanlış anlaşılıyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Şimdi hepsi benim rakibim sonuçta. Hani nasıl olmamı bekliyorlar anlamadım. Her lafa müsaade istemeden giriyor. Bana göre çok büyük bir saygısızlık o yapılan. Bizleri dinlemiyor, kendi kafasına göre konuşuyor. Kadir Bey pazartesi masada yani bir tanesi bana olumlu bir şey konuşmadı ki. Pardon, dördü ben birden konuştum. Üzerime geldi. Peki diğerleri neden senin yemeklerini beğenmediler? Yani sana karşı ne gibi bir kasıtları var? Onu biraz açıklayabilir misin? Ya bilmiyorum ki şimdi sofra dört dörtlük. Ben de dört dörtlüğüm, gördüler. Tamam. Yani belki zaten günden... burada kimse kişisel ya da şahsi olarak eleştirmiyor. Orası tabii, bambaşka bir şey. Tabii ki kişisel... Niye eleştirsinler? Niye peki yani sana karşı kadar tavır sergilediler? Ayşegül Hanım sözün bittiyse buyurun, hemen bitti. Kelimene bir şey eklemek tabii, istiyorum. Tabii tabii konuşabilirsin. Sofram dört dörtlük dedin, menüm dört dörtlük dedin. Asla Sude Hanım'la sofram kıyaslanamaz. Niye kendi sofranızı savunmuyorsunuz? Yani diyorsun ya hani ben kendi ama soframı bir kenara koyuyorum. Ben asla iddialıyım, ben soframda da menümde de tabaklarımda da. Birincisi sen Sude ile konuştuğun için cevap verdim. Nazik Hanım'ın ağzında fitre zaten hiçbir şekilde yok. Kendi gibi her dakika ona buna kıyafet sormuyorum toplum içinde. Neyime fitresizmişim? Kendini ön plana atmak için ama mantıklı bir ön plana atsa alkışlayacağım kendisini. Kesinlikle nasıl? Nesibe abla sana evet, katılıyorum. İyi de, benim soframla asla Sude'nin sofrası olması gerektiği kendin, gibiydi. Hani tabak, sofram dört kaşıkları beni doğru dürüst edemedi. Hiçbiriniz beğenmedi dedi ya, ben onun için cevap verdim Kadir Bey. Gayet ben dört dörtlük hazırladığımı düşünüyorum Kadir Bey. Ayşegül'ün o fiziksel yapısı öyle. Onun cahilliğine vuruyorum yani, veriyorum. Peki marifet olarak beklentiniz var mı? Hani hep pazarcılıktan bahsetti. Hiç yemek hiç konusunda yemekten, evet, bir şey duydunuz mu hayır, siz? Evet, duymadım. Şöyle hamur açarım, böyle dolma sararım, böyle planım tane ya tanedir. Kadir Bey sen de benim ağzımdan alıyorsun. Ben söyleyecektim onu ya. Aklın yolu bir ablam o yüzden. Ama canım, ben bana cevap yani kalmıyor o zaman. Yani mesleğini ön plana çıkarttığı için ben yemeği... Ben Nesli'yi neyle eleştireyim o zaman? Peki sen düşünüyor musun yani Nesli benim ben yemek yaparım? Ben öyle güzel evet yemekler yaparım ki görün. Hadi bakalım. Herkes bilir. Korksunlar benden. Dediğim gibi bunlar bana pasapiso. Burası pazar programı olmadığı için Nesibe Hanım. Yani onu burası da yaparız, bir yemek pazar programı, programı da yaparız. Bir sunum programı böyle ama bir... Ama en azından Nazik Hanım sizin gibi... programı olduğu için... Nazik Hanım. En azından sizin gibi aşık arasıyım deyip de bize normal bir menüyle gelmedi. Seninki gibi... Ben aşıkım demedim. Aşık değilim demedim. Öyle iddialı sözler yok. Benimki benim ama ben, sonuna kadar ama, iddialıyım. Ama ben öyle kadar iddialıyım dememiştim ki zaten. Sen hamur görmemiştiniz açmadın ki beni. Şey yapmışım. Sen ama benim soframda işte ben aşçık arasıyım dedim. Teşekkür ederim. Işte ellerine sevgili sonuna kadar iddialıyım benimle. Hadi bakalım. Şimdi Nazik abla öne çıkmaya çalışıyor. Kimle çıkarım, kimle uğraşırsam öne çıkarım diye. Herhalde beni seçti kurban. Ayşegül günü geçtiği için zaten bana bilerek geldi. Bomba gibi geldi. Ya benim yaptığım en güzel şeyi bile beğenmeyecek. Peki şimdi hepsini bir kenara bırakıyorum da Nesli be, ben en çok şunu merak ediyorum.
ediyorum. Senin evlenmemendeki en büyük sebep aileni ve anneni yalnız bırakmamak mı? Yok değil. Yani ben dedim ki hani çocuk çevirir yapar ederim. Yani be bak sorumluluk alabilen bir insanım. Sorumluluk alabilen bir kadınsın. Allah'a şükür. Hani boyun, posun, fiziğin her şeyin. Hani bir kusurun yok. Değil mi? Evlilik bana göre değil ya. Hani niye mesela? Niye öyle düşünüyorsun? Ya şimdi dediğin gibi ben istediğim gibi geziyorum, tozuyorum. Mesela benim kardeşim evli. Hani eşiyle geziyor diyor da yani kendi kafasına gibi bir hani bir yere gidemez. Erkek kardeşim mi kız kardeşim? Kız kardeşim. Ne gibi gidemez mesela? Yani hani akrabaya kalmaya ya da ne bileyim komşuya. Ya, hayır hayır mesela yurt dışına gitmek istese gidemez. Yani benim ideallerim farklı. Ben ne diyeyim dünyayı gezmek. Peki bekarlığında gittin mi oralara? Gittim. Nereye gittin? Benelüks yaptım. Ne yaptın? Yani Paris'e gittim, Hollanda'ya gittim, Belçika'ya gittim. Aa ne güzel. En büyük hayalim Paris'e gitmekti. Ama gittim ama Eiffel Kulesi'ne çıkamadım gittiğim ama. Ama çok yüksek, çişi gitmiyor zaten. Yani çıkarmadım. İdeallerin mi vardı? İdeallerim o yüzden mi evlenmedin? Ben evet ne diyeyim en büyük şeyim yemek yapmaktı. Hani yemekten bahsediyor. Ben yemek yapmayı o kadar çok seviyorum. Ben yemek yaparken kendimi kaybediyorum. Benim çevrem biliyor. Kendi sosyal medyam vardı normalde arkadaş olarak. Zaten evlenince de en çok yemek yapıyorlar genelde. Yani öyle, öyle değil. Öyle değil. Çocuğa yapıyorsun, ona yapıyorsun, buna yapıyorsun. Ya vakit olmuyor. Sen özgürlüğü mü seviyorsun? Evet, ben özgür bir insanım. Bir yere bağlı kalamam. Hani bana şunu yap demezler. Peki şimdi hanımlara sormak istiyorum. Siz emir altında mısınız? Hayır, asla değiliz. Peki evlendiniz, özgür müsünüz? Evet. Özgürüm. Ay. Sen zaten özgürsün diyorsun. Ondan yana. Yani evlendikten sonra kısıtlandığınız cidden hissediyor musunuz? Bir de hayır. Onlara soralım şimdi. Evet. Hayır Kadir Bey. Sadece çocuklar küçük olunca insan aklı kalıyor. Nazik yani abla bir ay dışarı çıkamadığını söylemişti. Yok öyle bir özgürlüğüm var. Ona geleceğim bir saniye. Dur. Söz benim özgürlüğümle alakalı bir durum yok yani. Özgürüm gayet. Hani çocuğum küçüktü. Onlar da büyüdü mesela. İstediğim yere gidip gelebiliyorum. Yani bir kısıtlaman olmadı. Asla olmadı. Bekarlıkta neyse evlilikte aynen oldu. Aynen öyle. Şu anda hiç kimseye haber vermeden Antalya'ya tatile gidebilir misin? Eşime haber vermeden nasıl gideyim? İşte onu demek ama tabii ki eşime şuraya gidiyorum, şuraya gidebilir miyim diye soracağım. Ya o da bana soruyor. Söyleseniz ben Antalya'ya tatile ama gidiyorum haberin olsun deseniz izin verecek mi? Peki siz annenize sormadan mı gidiyorsunuz Nesibe Hanım? Ya annem sormadan gittiğim yerlerde o da hani uzak bir yere giderken tabii annem demiyor ki tamam gidebilirsin diyor yani. Benim eşim de ya tabii ki evde annem bir ar. Sonuçta aynı kişiyle yaşıyorum. Yani aynı şey hemen. Ailene haber verirsen eşinden izin alıyorsun. Yo eşime ama de haber verebilirim. İzin mi alıyorsun yoksa gidiyorum? Haber de verebilirim. Sen şimdi buradan Antalya'ya tatile gideceksin. Eşimle de gidiyorum tek tek gidiyorum. Arkadaşlarımla da gidiyorum. Gidebilir misin? Gidebilirim niye gidemem? Gidemezsin. Niye sana ne diyorsun? Niye izin vermiyorsun? Kesinlikle gidemezsin yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorum. Evet yalan söylüyorum. Çok nadir. Bilmiyorum yani. Benim çok nadir. Nazik Hanım'a dönmek istiyorum. Bekliyorum merakla. Kocana der misin ki, beyefendinin ismi neydi? Dursun. Dursuncuğum ben yarın Antalya'ya gidiyorum kızlarla. Gidiyorum. Gidiyorum. İzin de verir. İrade senin. Gidebilirsin der. Nazik ablayla Ayşegül tamamen yalan söylüyorlar. Senelerce bastırılmışlar. Olmadıkları biri gibi davranıyorlar. Aslında olmak istedikleri kişi o değil. Ama senelerdir bastırıldığı için aslında oymuş gibi davranıyorlar. Peki şimdi aile ortamına gelelim. Sen de Sude gibi erken yaşta sorumluluk üstüne aldın. Dün biraz Sude'den konuştuk ama sen de babanı çok ani kaybetmişsin. Evet. Yani o gün biraz bahsettin. Sabah dedin işe uğurladım. İş yerinden sonra haber geldi. Baban kaç yaşındaydı Nesibe abla? 54. Bir sabah işi diye çıktı. Babam benim vergi dersinde çalışıyor. Memurdu işte. Sabahleyin kovaları doldurmuş. Kız kardeşim de işe gidiyordu. Annem de telefonda konuşuyor. Bir tanıdığımız var. İşte yakın bir İzmir'e yakın bir yere gidelim mi hep beraber falan diye. Annem de tamam diyor. Çetin'i arayayım diyor Şerif Ali. Babamın birkaç ismi var. Arayayım da diyor. Cuma günü gidelim. Oranın pazı. Eski telefonlar var ya. Telefonu kapatıyor. İş yerinden telefon geliyor. Rahatsızlandı. Biz gidiyoruz. Babam vefat etmiş. 8.30'da işbaşı yapıyor. 9.30 gibi vefat etti. Masa başında. Masa başında. Nesibe ablanın olayıyla alakalı evet kendime empati kurdum. Ben de kısa zaman önce böyle bir şey yaşadığım için duygulandım. Onun adına üzüldüm. Sebebi ne peki? Var mıydı bir? Tansiyonu vardı. Tansiyonu beynine vurmuş. O gün de doktora gidecekti. Yeni dişlerini yaptırmıştı. Hangi yaşta kaybedersen yani anne ya da baba hiç fark etmiyor. Tabii ki tabii ki tabii ki. Ani ölüm acısı çok zor. O yani hasta şey. Olsa derdi ki hastaydı. Konduramıyorsun üstüne. Bence Nesibe Hanım'ın derin derin hikayeleri var ama ekranında paylaşmak istemiyor. Peki ne yaptınız baban vefat ettikten sonra? Bütün sorumluluk şimdi hem annene hem sana kaldı. Masa soframız boşaldı. Biz her pazartesi günleri özel yemeğimiz vardı. Yani o zaman yani çok maddi durumu iyi olan bir insan değiliz ama
Hani bir tavuk bile pişirsek o gün hep beraber özel günümüzdü. O masa boş kaldı. Eskiden bir kilo pirinçten pilav yapardık, biterdik. Şimdi bir bardak ya bir bardağı bitiremiyoruz biz. Hayatı çünkü erken yaşta, genç yaşta pazarcılıkla başlamış. Hiç kolay bir yollardan geçmemiş yani. Sonuçta babasız. O hikayesinde de üzüldüm açıkçası. Peki, herkes bir dert kutusu işte. Açtıkça neler çıkıyor evet, içinden. Çok... Peki, Nesibeciğim, Liza bugün ne pişireceksin? Hadi bakalım. Madem yemek için yurt dışına kadar gidiyorsun, yurt içinde neler pişiriyorsun? Şöyle karşına kameraya say bakalım. Ekşili köfte, sinkonta, dana spagetti, yanında el açması spagetti, kinoa salatası, pancarlı, gelin pastası. Düğünümüze hoş geldiniz. Nesibe ablanın menüsünü çok saçma buldum. Her şey birbiriyle alakasız. Kabağın üstünde soğanın ne işi var? Evet efendim, kahvelerimizi yudumladık. Hanımları uğurluyoruz. Birazdan Nesibe Hanım'la enerjik bir temizlik sizleri bekliyor. Buyurun. Menüsüne baktım. Becerebilir mi, beceremez mi, yapar mı, yapamaz mı göreceğiz. Programım İzmir'den katılan Nesibe Hanım bugün mutfakta çok farklı lezzetler yapacak. Ben biliyorum. Sinkonta neydi kız? Sinkonta. Çok arayacaklar sosyal medyada ama yok. Sinkonta. Binnaz, binnaz. Dur da. Evet, binnaz yerinde duramıyor daha fazla. Ben yapayım size güzel bir zeytinyağlı, yiyesiniz onu. Onu yediniz ve diyeceksiniz ki Kadir Bey bu neymiş böyle? Çok kalınlaştırdım bu sefer de. Aa, ama bak canımı yani... sıkıyorsunuz benim. Olmadı işte. Yalancısın inanamam Osman Aga. Bugün sokağa paltosuz çıkmayın, çoluğu çocuğu da salmayın. Vallahi zatürre olursunuz. Bütün menüsü gibi o da saçma sapan. O da çok saçma sapan olmuş. Dana spagetti ve spagetti zaten başlı başına saçmalık. Muhteşem tarifler, bol neşeyi, bitmeyen enerjiyi sakın kaçırmayın. Kıbara bara bara bari 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 bari. Makarina. Görünmüyor ki bunlar sisledi. Ama daha şişmemiş ki abla. Şişek de ne kadar sisledi baksana. Bunu niye çekemezsin ama? Niye çekemiyorsun? Kurusunu bile çekerim ben. Bir çeksene Allah aşkına. Nam nam. Yenem, tatile nereye gitmeyi düşünüyorsun? İtalya. İtalya. Çok pahalı bir yer ama. Bana bak, herkese bize vermiyorlar. Ne yapacaksın, nasıl alacaksın bizi? Sen şimdi bu gece yatağa yatınca bana niye vermediler diye kafaya takarsın. Ne iş yapıyorsunuz dedi. İngilizcen var mı dedi. Şimdi dedim ki next station zincirli kuyu desem. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile en hamarat benim de. Tereyağı mı koyduk tencereye? Anlatsana Nesli. Biraz tereyağı söyledim ilk başta. Evet, merhabalar efendim. Merhaba canım. Bir gün daha derdi tasanızı almak için suyumuzu, deterjanımızı, süpürgemizi aldık ve Nesibe Hanım'ı getirdim yanımda. Nesibe Hanım bugün evde nasıl temizlik yapıyor, detaylara ne kadar önem veriyor, iş ne kadar biliyor göreceğiz. Benim enerjimi kimse bozamaz. Ben zaten hep enerjiyim. En güzel şey üzüntülü bir olsam üzüntülü. Ya şu ses tonunu bastırabilir misiniz? Allah'ını severseniz ya. Bastıramaz. O zaman hemen hızlıca şunları toparlayalım evet, hanımefendi. Tepsiniz burada mı? Ben getiriyorum. Ben, tamam. Konuşmalarından da paniğini gizlemek için de volümü yüksek tutuyor. Panik diyeceğini düşünüyorum. Nesibe abla, bana ne kadar marifetlisin göster temizlikte ne olur. Tamam. Hadi şunu vereyim kapıdan arkadaşlara. Nesibe Hanım temizliği üstün körü yapacak. Çünkü kıpır kıpır, tez canlı birisi. Evet, ne yapıyoruz şimdi Nesibe abla? Önce halıyı kaldırıyoruz. Hemen açalım sehpayı. Halıyı mı toparlıyor muyuz, ne yapıyoruz? Halıyı kaldırıyoruz önce. Halıyı komple kaldırıyoruz. Bence Nesibe Hanım konuşmaktan temizlik yapamayacak. Koltukların altını süpürüyoruz, sonra siliyoruz. Tamam, önce koltukların altını siliyoruz, süpürüyoruz. Süpürüyoruz, komple. O zaman hemen parke ucunu vereyim, aç süpürgeyi. Kendi konuştuğu gibi eli de konuşursa yapabilir. Sadece ağzı konuşup elini bırakırsa heyecanlanır, yapamaz, kavuşturamaz diye düşünüyorum. Suyumuzu da alıp gelelim hemen. Koltuğun arkasını süpürdük, hemen siliyoruz, geri yerine itiyoruz. Ne düşünüyorsun? Ben şu an ünlü düşünür, temizlik düşünür olaraktan izliyorum sadece. Mor olan var ya, o güzel kokulu yüzey temizleyici. Heh, büyük bezini de al gel. Hadi bakalım, Nesibe Hanım hamaratlığını göstermek için kolları sıvıyor. Biraz hamarat ama detaycı değil bence. Erkek kardeşin aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Evet, onlar Nesibe? Dördüncü katta oturuyor, biz ikinci katta oturuyoruz. Yengenle aranması. İyi. Ha ne bileyim, görümcesin yok, ya. Yok, ha yok, güzel anlaşıyoruz, çok güzel anlaşıyoruz. Dilimizi ısıramamız var değil. Aman aman aman. Nesibe Hanım çok pozitif, çok tatlı ama tersinin de çok tersi olduğunu hissediyorum. Öyleyim. Her an elini beline koyacakmış gibi geliyor. Öyleyim, hiç lafımın altında kalmayan bir insanım. Dediğim gibi sosyal medyada şey, hingele benzer bir şey yaptım. Ama hingele alakası annemin yöresinden, babaannelerinden kalma. O kadar çok yorum geldi ki, bu yenmez.
yenmez bu çiğ, bu bilmem ne diye. Size kalmış Nesibe'yi karşınıza aldınız. Ondan sonracıma tabii ki hepsine laf. Annem de diyor ki Nesibe hepsine cevap mı veriyorsun diyor. Kız hangi birine cevap vereceksin? Hepsine verdim. 500 tane yorum geldi, 500 lira da verdim. Benden ilk zaman senin gibi kafama takıyordum herkese evet, şey söyleyeyim. Evet. Sonra baktım ki bunlar herkese yazıyorlar. Bir baktım ki daha büyük sanatçılara neler yenerizimse ben öptüm başımı kurtarayım. Şimdi azalttım ama gene dayanamıyorum. Ben niye en çok kızıyorum biliyor musun? Şöyle profiline giriyorum bakıyorum. Yani dedim sen kim bana bunu söylemek kim? Çok aceleci. Acele yapılan iş, acele işe şeytan karışır ya. Her zaman için ağır taş yerinde ağırdır. Evet Nesibe'cim yeri sildik şimdi. Hı. Bu koltuğun arkasına mı geçiyoruz? Evet. Hemen 2 dakika daha alırım önümü. Tamam hızlıca geç. Evet şansımıza bugün ev cidden temiz. Esas ben çok şanslı biri değilim ama bugün öyle olmuş. Niye öyle düşünüyorsun Nesibe? Ay keşke dünyaya erkek gelseydi. Ama sanki biz erkeklerle başımız geğerdi. Evet bizim bilmiyorum. Erkeklerden şanslı. Ben de anlamıyorum. Şanslı. Erkeklere soruyorsun şanslı olsa anamdan kız doğardım diyor. Kadınlara soruyorsun şanslı olsa anamdan erkek doğardım İnsanlar diyor. Demek ki... Peki bir şey diyeceğim. Kadın doğmanın senin için ne gibi zorluğu oldu mesela? Yani erkek olsaydın ne yapmak isterdin? Ya ne şimdi dediğin gibi erkek çocuğu anneden izin almadan istediği her yere gidiyor. Konu dönüyor, dolaşıyor, anneye geliyor. Anneden izin almama dertinde. Ya annen seni çok mu kısıtladı? Zamanla mı? Evet. Öyle bir yere git etti de yani yapmıştır yani kız evladı olur. Ay başına bir şey gelir, ay bir şey olur. Tamam abine yapmıyor muydu yani? Kız olan kardeşim mi? Yok ona da ya yaptı zamanla. Ya sen geldin özgürlük. Evet ben bunu... özgür bir insanım. Özgür bir insan değildim bence. Özgürleşmek için bunları istiyorsun. Evet. Çünkü öyle olsa erkek olmak istemezdin. Erkek evet. Doğmak istemezdin. E bütün erkek işlerini yapıyor. Bari erkek olaydım en azından erkek çocuğu olmuş olurdu. Hayır ne gibi bir kıskanmaya maruz kaldım. Zaten ben erkek olsaydım evlenecek kız yanmıştı. O da annesinden sürekli haber veriyordur eminim. Orada söyleyemedi ama belli yani ses tonundan. Ne gibi kısıtlamaya maruz kaldın ki tekrar soruyorum. Yani gezmeye giderken mi, bir kıyafet alırken mi? Tabii canım kıyafet alırken de. Anne mesela kardeşim sünnetinde eskiden bolerolar vardı bolera giydik. Bolera neydi ya? Yani askeri mesela kısa mini yelek. Bolero. Tamam ha. Ondan, İzin vermedi. Mesela yeğenimin sünneti oldu. Elbise almaya gittik. Beğenmiyor. Tamam bir de anne dedi ki sen beğeneceksin zaten. Tamam da büyükler görecek. Kaç yaşındasın sen o zaman? Daha 2 sene önce ya. 2 sene önce annem beğenmedi değil sen onu giyemedin. Yo sonra kardeşim anneme dedi ya bırak dedi ne giyerse. Ya zaten çok açık saçık giyen bir insan değiliz biz. Ha, zaten problem açık saçık değil. Ama... Problem senin zevkin anne beğenmiyor. Hayır zevkim değil açık olmasın o zevk olabilir değil. Niye evlenmediğiniz belli. Hanımefendi adayları annesini nasıl beğendirse. Yok annemin öyle beğenme bir lüksü yok. Anne... Kız elbiseyi beğenmeyen damadım beğenecek. Ya anne benim onun evlenme... başında saç yok bunun ağzında diş. Yok, hiç. Bu okumamış. Bunun mesleği bu. Yok vallahi hiç öyle bir şey demedi. Esasında çok iyi bir anne, çok iyi bir eş olabilecek bir insan ama kötü bir anısı var onu ortaya çıkartmamaya çalışıyor. Mesela biz de çocukken annem hiçbir zaman bizi arkadaşlarımızın doğum gününe falan göndermezdi. Benim de arkadaşımın annesi arkadaşımı hiçbir geziye göndermezdi. Öğretmen eve bir yazı gönderdi. Niye? Bu çocuğun tuşusunu mu kuracaksınız? Neden hiçbir geziye göndermiyorsunuz diye. Ben gezilere gidiyorum. Annem uzak gezilere göndermezdi, yakın gezilere gönderirdi genelde. O kızın annesinin göndermediği gezilerde de kesin bir şeyler oluyordu biliyor musun? İçine mi doğuyordu artık? Benim annem ev oturmasına göndermedi. Mesela arkadaşımın evinde doğum günü var. Oraya gideceğiz. Asla bırakmıyordu. Ay. Ağlardım zırlardım biz senin yüzünden arkadaşlarımız. Bir şey yapamıyoruz. Ya bize gelirlerdi ya da parkta, evin önündeki parkta asla kalkıp da arkadaşım evine gideceğim. Ben bugün akşama kudurum. Hayatta. Hadi çok konuştuk. Oyalanmadan mutfağa gidelim. Hadi kalk mutfağa gidiyoruz Esin Hanımcığım. Esin'i de bırak. Ha. Koş mutfağa doğru koş. Koş geliyorum. Yani kovasına yemek masasının üstüne konuldu. O da o bekliyor. O da bekliyor. Duracak mı o orta? Dursun. Mutfağa gidiyoruz. Hadi gel. Tek başınıza bir yerlere gitmeyin kayboluverirsiniz vallahi. Temizlikte vallahi Kadir Bey'i aşırı yorar. Ay ben zaten kayboldum. Çok nerede ağladım. Nerede kayboldu kız? Ben küçük bir pazara gidiyordum elimde poşetlerle. Kaç yaşındasın? 18-19 yaşlarındayım. Ee? Ama nasıl kayboldum? Tezgah aşağım yeri eşyalarımızda komşu akrabamızda sen kadın gitmiş. Ben de açamadım. Allah rahmet eylesin karşımıza komşu dedi ki annem aradı böyle dedim anne dedim. Yok o zaman geldi annem de başka bir yerde oturmada. Ben de yol parası aldım. Yani oradan bindim mi orada ineceğim. Sen dolmuşa bindim. Gidiyor. Aldı beni havaalanına götürüyor mu? Yanlış dolmuşa mı bindi? Yanlış dolmuşa. Meğersem o zaman sahte dolmuşlar. Sahte dolmuş mu? Yani ne diyorlar ona? Sahte dolmuş mu varmış? Yani dolmuş gibi insanları alıyor öyle diyeyim artık. He yalandan dolmuş diye alıyor başka yere götürüyor. Yani o yol üzerinde gidiyormuş. Ben de gittim hava indim bomboş. Hiçbir şey yok. Ama nasıl ağlıyorum? O kadar kötü ağlıyorum ki. Param yok, telefonum yok. Oradaki bir şey o zaman. Nasıl geri döndün ya? Aldım torbalar benden ağır. Ağlaya ağlaya gidiyorum. Yol boyu gidiyor. Bir tane taksi durdu mu? Ha sen
minibüsten indi. İndim, gidiyor havaalanına götürüyor. İyi adam gene indi. Şey canım dolmuşçu. E sahte diyorsun ama ya. Ama o tarafa, bilmem o tarafa gidiyorum. Annesi ben senin ne anlattığını ben anlamıyorum. Allah seni kahretmesin. Bir sahte dolmuş diyor, bir indim diyor. Öldürdü beni. Polis olsam ben bu kadını sorguya çeksem vallahi hiçbir ama şey anlamam. Ama ne oldu? Ne olduysa oldu. Hadi sinelim. Allah kahretmesin senin Nesibe. Nesibe'den Kadir Bey aynı kendisi gibi olmasını bekler ama imkanı yok, öyle olamaz. Yani detaycı olmadığı için belli. Hani titiz, yani titizden de titiz mi deniyordu? Tamam. Şimdi Nesibe, temizlik belki senin için kolay olmuş olabilir. Ev çok kirli değildi ama birazdan karşına çıkacak etap seni zorlayabilir. Yaparız, fark etmez. Aa, yaparız. E hadi bakalım, göreceğiz. Evet, in Nesibe. Sevgili seyirciler, aman yavaş. Uçtu Nesibe Hanım, uçan Nesibe. Hazırsanız etaba gidiyoruz efendim. Haydi buyurun. Dilinin hamaratlığını da gördük ama bir de elinin hamaratlığını görelim. Evet, buyurun Nesibe Hanımcığım. Geç karşıya Nesibe abla. Hazır mısın? Hazırım. Ne, suyumuz nerede? Suyu al da gel. Emredersin canım. Köye etap hazırlamış. Nesibe abla çok tez canlı bir insan. Odaklanamayacak. Üstün körü geçecek. Haftanın zorlu etabı. Bundan hem temiz puan alacaksın hem de sürpriz etap hediyesi kazanma hakkına sahip olacaksın. Hazır mısın? En kısa sürede en iyi şekilde bu yatağı bembeyaz yapman lazım. Süre başladı. Evet Nesibe Hanım hemen bulaşık sabununa saldırdı. Hanımefendi çok hızlı olmamız gerekiyor. Nesibe süre çok önemli. Gözünü seveyim hadi. Haydi Nesibe, haydi Nesibe, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi gözünü seveyim. Bahçeler de böylece, bahçeler de böylece. Oynar gelin görümce, oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım, oynasınlar bakalım. Bir araya gelince, bir araya gelince. Hadi Nesibe, şşt Nesibe, şşt Nesibe. Hadi be Nesibe. O etabı yapsın. Ben ona 5 puan vereceğim. Evet Nesibe'cim, hırsın bu kadar mı senin? Aa! Efendim neredeyse 3 dakikayı geride bıraktık. Kız hani sen dedin ki ben böyle her yere koşarım gelirim derler ki Nesibe enerji bitmemiş maşallah. Evet. Nazar ettiniz kadına. Nazar ettiler, nazar. Ne dediyse ona katılmıyorum yani. Tamam mısın? Evet bitti, yeter. Şuralarda biraz kaldı ama. Evet sevgili seyirciler, etabımızı tamamladık. Nesibe'cim seni ayağa alayım, ellerine kollarına sağlık. Nesibe Hanım bütün enerjisini yatağa verdi ama biliyorsunuz ki daha bir yatağımız var temizlenecek. Hazırsanız mutfak için hazırlanmaya gidiyoruz. Ekşili köftemiz, ara sıcağımız, ana yemeğimiz ve gelin pastamız var. Evet. Buyurun efendim. Gelin pastası. Uy. Haydi bakalım. Sanmıyorum becerebileceğimi. Finale bir gün kala Nesibe Hanım'ın masasında ipler geriliyor. Tansiyon çok ama çok yükseliyor. Japon yapıştırıcısı yiyormuş gibi his verdi. Japon yapıştırıcısı. Nasıl oluyor biz? Kız kaç kere Japon yapıştırıcısını yemedim ama elimize damlıyor ya, görüyoruz böyle. Hala zavallı kadın açıklama yapıyor sana. Hiçbir şekilde iddia görmedin. Ben görmedim. Ben de görmedim. Sadece sesiyle ön plandaydı. Onların kulaklarında da bir sorun var o zaman. Siz bayağı uyanıksınız. İsmi zor, kendi kolay, bir ara sıcak yapmışsınız. Ya sen daha sıcak çorba içmeyi bile bilmiyorsun, bu yarışmaya niye geldin? Sen niye geldin, daha mantar etten ayıramıyorsun? Kızdırdın da üzerine koydu. Hiç kızdırmış bir yağ ya da benzeri. Keşke kızdır gelsin. Seni gidi niye kızdırdın deseydi. Sen keşke sen kızdırsın. Silah kötüye kötü diyorum ama arkadaşlar dedim. Demedi tam olarak. Ayşegül Hanım bence her şeye kötü diyor. Kötüye kötü demiyor. Soğan yoğunluk. Yani Ayşegül Hanım bir karar verin. Ağzınıza mı geliyor, yoğunluğunun kokusu mu geliyor? Şöyle söyleyeyim. Ayşegül'ün hiçbir şeyden anlamıyor. Esmantım mıdır nedir? Ben hayatımda hiç böyle bir isim de duymadım. Bir tane mücveri önümüze böyle koyup boş boş getirmiş. Bundan sonra görmüş olduk. Hiç de güzel değil. Beğenmedim. Şurada topak nerede Ayşegül? Bulursanız buyurun. Yani dümdüz. Ya bilmiyor işte ne diyeceğini desin. Hayır ne diyeceğini desin. Bir saniye. Tek. Bu yemeği hangi davette davette vermiş. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Esildi ile
en hamarat benim de. Evet sevgili seyirciler, en hamarat benim de. Neslihan'ın mutfağından herkese merhabalar efendim. Yine coşkulu, yine enerjik bir şekilde işimizin başındayız. Bugün sizlere ekşili köfte. Ara sıcakta. Sinkonta. Ana yemek. Dana spagetti ve yanında spagetti. İlk defa dana spagetti gördüm. İlk defa duydum. Hadi bakalım, merak ediyorum. Dana spagetti arasalarda bulamazlar. İzmir'de özel bir restoranda yapılan bir yemek. Ben oradan özendim. Onu yapmak istedim. Yani bildiğim çubuk makarna mı yapacağız şaka bir yere? Evet. Kızı çubuğu nasıl yapacağız? E canım katlayacağız, katlayacağız. Aralığını cıttık tık kesip uzandığı zaman. Erişte misali gibi uzun. O zaman fettuccine olur o. İşte onu dedim ya, yani spagetti daha ince oluyor. Çok, ya. Ha. Fettuccine biraz daha kalın. Hayır, ince keseceğiz canım. Yani ince. O kadar yani bir parmak değil. Yani bayağı ince. Çok ince de olmayacak, çok kalın peki da olmayacak. Peki efendim, yarışmacımız bizlere spagetti tarif verecek. Tatlı olarak da gelin pastası. İsimlerini ağır, menü hafif seçmiş Nesibe Hanım. Menüm davet sofrasına çok uygun bir menüdür. 3-2-1 diyorum ve 2 saatlik herkesin şikayet ettiği aman Allah'ım dediği süren başlıyor. Buyurun efendim. Evet. Evet Nesibe Hanım. İlk önce pastamdan başlayacağım. Ben neydi tarifi söyler misiniz? 4 tane yumurta. Tamam. 1 su bardağı şeker. Leğenini hem al alttana hemen çırpalım. Keki için 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 bardak un, 1 paket kabartma tozu. Evet. Tamam. Bence Nesibe Hanım şuna şaşırdı. Sen spagettileri sorguladın ama sinkonta nedir diye hiç sorgulamadın. Hanımefendi buna şaşırmıştır. Evet, kimse bilmiyor çünkü. Ben biliyorum. Sinkonta neydi kız? Sinkonta. Çok arayacaklar sosyal medyada ama yok. Şimdi de yumurtalarımıza bakın, böyle çırpıyoruz. Çok çırpacaksın ama. Çırp. Valla motorun gücü neyse o kadar çırpıyorum Nesibe abla. Sen bir yandan bunun muhallebisini de koysan aslında. Hanımefendi bence siz hemen bal kabaklarınızı pişirmeye başlayın. Onu dilimleyecek değil mi? Evet, Kadir için dilimlenecek. Evet. Bunun gücü mü düşmüş, eskiden daha hızlıydı. Ya da evdeki elektrik düşür. O ne Nesibe? Sıcak su. Niye? Daha iyi bir şey olsun diye. Ha. Ne yaptınız hanımefendi? Yağın içine un koydunuz. Neden biliyor musun? Bu püf noktasıdır. Eğer kekleriniz çıkmıyor, şey oluyor derseniz ne yapıyorsunuz? Biraz yağ, biraz un. Her tarafa yapıp ters çevirdin lan. Kadir ne yapıyorsun ya? Hindistan'dakiler yılan oynatıyor ya. Bak mikserimi oynatıyorum. Bak bak görüyor musun? Harika. Çaldı peçek karısı Binnaz. Esnaf karısı Binnaz. Dur daha. Evet, Binnaz yerinde duramıyor daha fazla. Çırptık mı, oldu mu, köpürdü mü? Oldu, güzel oldu. Tamam. Eline sağlık. Şimdi bir su bardağı un mu ekliyoruz? Evet. Çay saatlerinin vazgeçilmesi gelin pastası. Bak. Her şekilde yenir. Beş çayında da yenir. Akşam tatlı yemeğinden sonra yani da yenir. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Bu adam kesin yarışmacılara bunu beş tatlısı diye söylüyor. Söylesin. Onlarınki ne? Dünkü revaniyeydi. Revaniyeydi. Yanında hiçbir şey yoktu bir kere. Ha, niye açmadın ağzını? Niye söylemedin gerçekleri? Buldun garip annesi beyin, yüklenip duruyorsun. Hude Hanım, annemin en sevdiği tatlıydı deyince revaniye bir şey diyemedim. E bu da Nesibe'nin babasının sevdiği tatlıymış, öyle benim mi? Benim çok seviyorum. Köpür oldu. Nesibe öv biraz kendini. Övmeye gerek yok, görüyorlar zaten. Bazen anlamıyorlar. 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 Ne dedi işte, ne dediydi? Bakın nasıl oldu. Yani kek kıvamlı, köpüğü sönmemiş. Bu şimdi pamuk gibi çıkacak ve sonra ıslanacak. Aynen öyle, ıslanacak. Üzerine de kremasını koyacağız. Kekin üstüne muhallebi yapmış, üstüne Hindistan cevizini dökmüş. Al sana gelin pastası. Ama bir içinde bir püf noktasını bekleyeceğim. Nesibe Hanım gelin pastasının kek hamurunu eşit bir şekilde kabarsın diye spatulayla yayıyor. Kekine, ondan sonra üzerine döktüğü sıvı yağ. Dikkat edeceğim. Tadına bakarken ağzına nasıl bir tat bırakacak? Yapış mı, normal, güzel mi, hoş mu? Bakacağım ona göre. Ben bir yandan da şu kabakları soyayım. Bunlar biraz ama yıkamak düşecek lazım. Onlar biraz pörsük duruyor. Bir tamam, yıkarsan soyayım. Senin... Ayşegül Hanım demiş ki... Ana yemek çok basit geldi bana. Ne zaman makarna açmış? Kaç kere açmış? Onunkinde ne vardı? Onun yanık yemeklerin yanında bunlar ne kalır? Hepsini yaktı. Spagettisini kendi de yapsa bir makarnayı açıp bir makineden geçirmek bence kolay. Dana, o danayı yapmak kolay değil yani. Dana zaten onu da pişmiş olmasını isterim en azından. Basit bir ana yemekte pişmiş gelsin önümüze. Onu bakarsan baştan benim tarağım da kolay değil. Ama süre içinde yaptığımız kısım. Tabii canım, tabii kolay. Kolay. Ya Ayşegül, genel olarak diyorsunuz ki hepimiz de tavırlı. Neden? Yine kurban benim. Kendini her gün her masada konuşması için bunu yaptı ama benim masamda asla konuşamayacak. İlk bir yemeği bir kişi beğenmez, iki kişi beğenmez, dört kişi birden işte beğenmezse bu yemekte problem yok mudur vardır sence? Ama kabullenmedi. Yani ama Ayşegül kendine yediremedi mi sence bu yemeklerin, evet, olmayışını? Yoksa öyle o da biliyor olmadığını. Yediremedi. Aslında. Sen ne diyorsun? Kadir'cim ne diyeyim, hiçbir yorum yapmak istemiyorum çünkü ne desem kabahatli oluyorum. Bak bu da lafı ortaya atıyor, kenara çekiyor. Bizi konuşturuyor, gördün evet mü? Evet efendim, sinkonta için kabaklarımızı doğruyoruz. Nerenin yemeği? Bu göçmen yemeği. Zirkon. Sinkonta. Sinkonta. Sirkonta.
konta ne demek? Kardeşimin annesi yapmıştı, orada yemiştik, güzeldi. Sizde göçmenlik yok yani? Yok abi, gelinimiz göçmen. İlk defa duydum. İçeriğini araştırdım. Çok basit bence, yapabilir. Ama böyle bir davet sofrasına yakışır mı aslında? Şöyle bir bilgi vereyim. Sinkonta Ege'ye ait bir yemek ama Girit'e ait bir yemek olarak biliniyor. Pratik bir yemek olarak da bilinir. Yani ben de o yüzden ara sıcak yaptım. Ana yemek yapmadım. En azından farklı bir lezzet sunmuşsun. Evet. Sıkıldık artık çarşaf böreğinden, paçangadan, bilmem neden. Hanımefendi İzmirlisiniz. Programımıza birçok Ege'li geliyor ama hiçbiriniz enginar dolması yapmıyor. Yemedikleri için ben yapmadım. Yapma yapma, ben de yemiyorum onu. Bal kabağının üstünde soğan var. Soğanla sarımsak var. Asla gitmeyecek ikili bir arada. Kimsenin de beğeneceğini düşünmüyorum. Ben yapayım. Nasıl güzel bir zeytinyağlı yiyesiniz onu. Onu yediniz ve diyeceksiniz ki Kadir Bey bu neymiş böyle? İnanamayacaksınız ağzınızda kulaklarınızda. Sonra söyle. Köftem için bir kase alabilir miyim? Seç beğen al. Çakı çakmak aynatarak bir metre dolması sadece 1 lira. Buyurun efendim. Tekrarı yok. Nesibe Hanım gelip pastasını kekini yapıp fırına verdi. Sinkonta için bal kabakları pıt pıtlandı. Patatesler ve havuçlar da doğrandı. Sinkonta için soğanlarımızı... Öbür türlü doğacaktın. Ay şeklinde dedin ya. Tamam da oradan... Hangi halini istiyorsun? O, Ramazan'daki halini doğradım işte sana. Ama ben Ramazan'daki halini istemiyorum. Hangi halini istiyorsun? Dolunay geliyor. Evet. Nesibe Hanım ekşili köfteye geçti. İnce ince bulgur koydu, pirinç koydu. Bir adet yumurta, 350 gram az yağlı kıyma. Bir adet orta soğan, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzla koyup şimdi bir güzel yoğuracağız. Benim ekşili köfteden beklentim yoğurdun kesilmemesi. Köftelerin çok büyük olmaması. Ufak da yapsa gene onlar şişecek, içinde bulgur var. Bunun içine yumurta, un falan girmiyor mu? Az un koyacak. Az un koyacak toparlamak adına. Aynen. Bunun ekşisini ne verecek peki? Limon. Ekşisinin ön finala çıkması lazım. İçinde bir yandan da sebzeler var. Yoğurtlu mu olacak? Hayır. Salçalı mı? Hayır. Neyli ya? Limon, un. Yoğurt ya da salçalı mı? Hayır, yok. Suyu ne renk olacak ya? Beyaz olacak. Duru olacak. Hayır. Kıvam alıyor zaten. Un kıvamını veriyor. Un da var içinde. Ha. Ben birinin elinin lezzetli olup olmadığını çorbasından anlıyorum. Kadir'in sebzeleri yanlış doğradığını fark eden Nesibe Hanım, beyefendiye nasıl doğranması gerektiğini gösteriyor. Kadir tekrar deneyecek. Hadi bakalım. Ben yaparım Nesibeciğim. Sen yeter ki bana tarif etsin. Bay bay bay. Tamam abla, ben şimdi hallediyorum. Hanımefendi, Kadir ince kesiyor bunları. Çok kalınlaştırdım bu sefer de. Ama bak canımı yani... sıkıyorsunuz benim. Olmadı işte. Tam boy yap lütfen güzel, sonra mağana bulurlarsa. Nesibe sen de annene diyorsun da maşallah annenden kalır yanın yok ya, ha. Ya şu an anneme ben aynısı ben yapıyorum. Bazen annem şey yapıyor böyle. Ya dün beğenmiyorsan al kendi yap. Ben sana diyorum sen ananın huyunu almışsın. Evet. İlk şeyi beğenmiyorsun. Kimin kızıyım? Yani o köftelerin taş gibi olması lazım. Ekşili köfteyi ben çok severim. Ama bu menüye yakıştı mı ben yakıştıramadım açıkçası. Şimdi sen köfteyi yuvarlıyorsun. Havuçlar ve kabaklar orada pişiyor. Onlar kavruluyorlar. Kek fırında. Bizim şu anda yapacağımız başka ne sen kaldı? Sen bunu yap da ben kremayı yapayım. Yuvarla. Bu iş bana kaldı evet. Gene. Nesibe abla Kadir Bey'le anlaşır. İkisi de şen şakrak. Tamam sen bir su bardağı şeker. Krema yapayım. Sayın seyircilerim, gelin pastasını kremasına geçiyoruz. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, krem şanti ve vanilya. Şimdi onları iyice bir karıştır bakalım. Yumurta var bunun içinde. Hayır, o zaman pandispanya olur. Pastacı kreması olur. Pastacı kreması yapmıyoruz. Normal krema yapıyoruz. Peki en son bunu soğutup krem şantiyle çırpacak mıyız? Nasıl yakaladım ama? Yapıyorsun, görüyoruz. Kendisi evliliğe karşı olan bir bayan olarak gelin pastası yapıyor. İnşallah kendinin de pastasını yeriz ama pastalık bir menü değil. Onun yerine daha farklı bir tatlı tercih etmesini isterdim. Hadi bakalım, hadi. Sabahlar rada yanamam Osman Aga. Yalancı senin anamam Osman Aga. Ne de güzel kaşların var. Ne de güzel kaşların var. Rastlık sürmek ister Osman Aga. Rastlık sürmek ister Osman Aga. Osman Aga bir de ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki söyle beya diyor, o güzel seyirciler diyor gelsin başvursunlar buraya. Yükselsinler marifetlerini. O zaman kapılar açık. Hadi bakayım. Çıkın çıkın, çıkın gelin. Çıkın gelin. Hadi. Ben de bak gelmeye korkuyordum ama çok güzel. Gelin. Gelin pastasının kremasını yaptık. Keki fırında. Ekşili köftemiz oldu. Ve sadece 45 dakikamız geçti. Vallahi mutfakta bir bomba patlatır. Spagettimiz için 3 su bardağı, 13 adet yumurta, tereyağı, sıvı yağ ve tuz lazım. Yani bu bildiğimiz erişte hamuru. Erişte zaten hamur. Bazı erişlere su konmuyor. Buna konmuyor bu. Biz de hiç su koymayız. Yumurtayla yoğururuz. Bu sizinki su böreğinin hamuru gibi. Çocukken bayılırdım o margarin reklamlarında böyle kekin içine yumurta kırarlardı ya. Şöyle.
Pop diye en sevdiğim reklamlar onlardı. Buyurun efendim. Kaç tane kırdın? 3 tane kırdım abla. Oh, bir de az gelecek ama. 4 mü kırayım? Çocukluğundan beri içine işlemiş demek ki Kadir'cim. Belli etmişsin kendini ve buralara gelmişsin. Ben sana ne diyorum? Ben fotoğraf makinesini... Ne yapıyoruz? Televizyona bağlayıp haber sunuyordum kendi kendime ya. Evrene güzel elektrik olacak senin abla. Sen bunu şimdi şey yap. Şöyle çırp. Çırpayım mı abla? Çırpmam öyle değil. Yavaş yavaş onu içine yedire yedire. Ha böyle böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki haber spikeri olmamışsın. Aa ben var ya ne güzel haber sunardım. Sevgili seyirciler bugün yine kan gövdeyi götürüyor valla. Sokaklarda millet birbirini yiyor anacığım. Gene dua edin sıcak evinizdesiniz. Elektriğe gene zam geldi. Kısın şu lambaları azıcıkın derdim. Hava durumuna gelince bugün sokağa paltosuz çıkmayın. Çoluğu çocuğu da salmayın. Valla zatürre olursunuz. Yağmur geliyor. Camları silmeyin de derdin. Yazında derdim ki pudralarınızı yanınızda alın. Pişik olma ihtimaliniz var. Hava yakıyor. Sibe Hanım da orada bir şeyler yapıyor ama bize söylemiyor. Çorbanın terbiyesi için limon sıkıyor. Oo hamur sakız gibi oldu. Etin içine birazcık su koyuyorum azar azar. Vallahi bugün Nesibe mutfakta darmadağınık çalışır. Yani elin attığı hiçbir şey bulamaz. O ne bir saniye? Yumurta, limon, un. Hadi koy bakalım. Nesibe Hanım çorbanın terbiyesini yapıyor. Kadir Beyciğim de hamuru yoğurdu. Hanımefendiye hiçbir şey bırakmadı maşallah. Ya sanırsın ki 40 yıllık pizza ustasısın ya. Sanki bizim kütüğümüz İtalya Roma'dan gelme ya. Vallahi Bilal be. Pizza hamuru böyle mi? Pizza hamuru değil ki. Makarna hamuru. Makarna de o zaman. O zaman makarnaya bağlıyorum. Sanki dedem 40 yıllık İtalyan makarnacısı. Sanki seyyar makarnacı İzzet Efendi benim dedem. Bu nasıl bir makarna hamurudur bakar mısınız ya? Kadir. Ağzını açma. Gece karanlığa çıkarsam güneş gibi doğar. Nasıl bak bir altın sarısı başak kimin parlıyor. Çünkü derim ya. Tıkandım vallahi. Ellerine sağlık. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Kara tren geliyor dağların arasından, ben yarimi tanırım kaşların karasında. Al. İyi gidiyordun ama. Nefesim yetmedi daha fazla hadi. Hadi bakayım, burada bebek ıspanaklar görüyorum. Evet. Salata. Bence salatada risk almamış, tohumlardan elde edilen bir salata yani. Bütün menüsü gibi o da saçma sapan. Zaten kaç gündür yeşil yiyoruz. Biraz da değişik salata olsun. Hiç mi yemiyoruz lan? Dün yedik daha yeşil salata. Sen niye o kapta yapıyorsun onu? Oo iyi oldu. Vallahi bak o tarafa doğru sıçratırım. Öyle bir şey yap sana yemin ederim onu kafandan aşağı geçiririm. Ondan sonra da yarın işe gelme. Dur üstüm bakayım. Ver ben üstüm bakayım. Ver. Ben yaparım abla. Üstüm sana bacak. Canım feda üstüm olsun. Bacak. Senden kıymetli mi? Onda da çok büyük risk almış. Pancar haşlandığı zaman toprak kokusu ön plana çıkar. Onu kapatabilecek mi? Kiloları yumuşatabilecek mi? Şunu da hazırlayayım koy dursun. İstiridye mantarlarını nasıl doğruyoruz? Sadece yaprak taraflarını, köklerini almıyoruz. Neden? Orada öyle yemiştik çünkü kök kısımlarını kullanmıyorlar. Mahvoldum. Nesli abla bu nasıl pişecek? Bayağı yoğun mu şu anda? Su koyacağız içine Kadir. Ne kadar su koyacağız? Fazla değil. Su kaynıyor şimdi soğuk su koyarsak dirileşir. Pek de riskli bir salataya benzemiyor. Zaten salatasını kendini sadece gösterişi güzel salatanır. Nesibe abla bu kekin üstü pişti de altı pişmedi. Bunun altına. Altı geçin. Bence sadece altına geçirelim. Evet. Tamam. Kekin üstü çünkü çok güzel kızardı. Alt üst yapmıyor galiba ya. Alt üste getirdim ama gene de üstü bayağı pişti. Bence biraz altı pişsin bunun. Bir sürede altıyla idare edelim. Şimdi bunu geri tencereye döküyorum o zaman. Dök. Su ekleyeceğim. Kiyonalar suyun içinde pişecek. Neler? Kiyona. Kinoa. He kinoa tamam. Vay 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 ne yerler yandı. O da çok saçma sapan olmuş. O kinoaları pancar suyuyla haşlanması gerekiyormuş. Araştırma yaptım. Tamam. Şimdi hiç el sürmediğimiz ne kaldı? Spagetti açacağız. Dana spagetti pişiyor. Kino, pancar tamam. Çorba tamam. Sirkonta tamam. Gelin pastası tamam. Hiç elimiz sürmediğimiz bir şey kalmadı. Yalnız aşamalara devam ediyoruz. Kıvamına ve baharatlı ya da ismini söylemeyeceğim. Bakacağım yani. Nasıl hissediyorsun Nesli abla? İyi hissediyorum. Normal evde yapıyormuşum gibi geliyor. Yarışmacılar 3 gündür kendilerini yutuyorlar masada. Ay ölüyorduk sesimiz içimizde kaçtı. Yorulduk bilmem ne. O kadar korkutucu bir yer mi? Yok değil, herkes gelsin değil gerçekten. Yani sence ağır mı kaldılar mutfakta onlar? Olabilir. Ama Nazik Hanım iki tane hamur açtı. Nesibe Hanım bir tane açacak. Nazik Hanım'ın işi daha zordu. O su böreklerini falan eridi. Çok yoruldu ama Nazik ablayı da tebrik ediyorum. Hiç moralini bozmadı. Ben cesur bir kadınım. Çok insanı da yönetmişimdir. Yönetmesini de bilirim. Nerede oturup nerede kalkmasını da bilen birisiyim. Mantarları ne zaman atacağız? En sona şimdi. Daha var o zaman mantarlara da. Peki sevgili seyirciler yemeklerimiz aşama
aşama pişiyorlar efendim. Süremiz şu an var. Hızlanacağız biraz daha çünkü makarnamızın acilen açılması ve kesilmesi lazım. Fırını bekliyoruz hala. Maalesef ki gelinimizin keki biraz ağır çıktı. Henüz daha pişmedi. Kek fırından çıkarsa peşine sirkontayı vereceğiz ve devam edeceğiz. Kendimize de yarışmacımıza da güveniyoruz. Ekranların en leziz en temiz yarışması olaraktan da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın kanalı değiştirmeyin. Dana spagettinin etleri pişiyor. Herin pastasının keki pişmeye devam ediyor. Ekşili köftemiz hazır. Sinkontamıza yağ döküp karıştırıyoruz. Vallahi dili lezzetli olduğu kadar elinde bekliyorum. Ne oldu? Pancarı çok gelmiş yine. Pancarı mı çok geldi, suyu mu çok geldi? Pancarı çok geldi. Çok katı geldi. Şişmiyor mu? Şişecek de. Daha iyi değil mi pancarın çok gelmesi tamam lezzetini? Tamam da görünmüyor ki bunlar şişledi. Ama daha şişmemiş ki abla. Şişecek de ne kadar şişledi baksana. Nasıl ne yapacağız ya? Süzecek miyiz? Biraz süzelim. Süzersek ki o pancarı gider mi ki altından? Suyu gider en azından pancarı gitmese de. Azıcık kino ekleriz. Bunun suda şişmesi gerekmiyor mu? Bence tamam. Biraz koy bir kaynasın da ona göre yapalım. Hayır. Çok erken değil mi? Kadir Bey'in söylediklerini duymayacak. Kendi söylediğinde kulaklarını tıkıyor. Kimseye açık değil. Panikleyecek. Et ne alemde? Et pişiyor. Bence artık makarnaları keselim evet, mi? Evet aynen öyle. Hadi o zaman makarnamızı açalım. Keki aşağı aldık. Altını biraz tamam. Pişireceğiz. Bugün masada çok büyük olaylar olacak diye bekliyorum ben. Çünkü dün Sude'ye bayağı baskı yaptı. Sude bugün hepsinden dünün intikamını alacak. Evet, merdanemiz, oklavamız geldi. Mantarları ete mantarları atıyoruz. Mantarları ekliyoruz. Tamam, güzel pişsin ağır ağır. Efendim, İstiridye mantarı en güzel mantarlardan biridir. Yedim mi hatırlamıyorum ama bana geri mantarların hepsi aynı geliyor. Tatları farklı. Kimisi böyle çok cılık cılık oluyor, onu ben yiyemiyorum. Piştikten sonra. Hiç benlik değil. Ben daha böyle şey gırç gırç mantar seviyorum. Mesela o bana biraz yumuşak gibi gelecek anlaşılan. Yok. Ne oldu, az mı geldi? Hı-hı. Hanımefendiye mantar dayandıramıyoruz efendim. Demin doğramadı mı ki? İstemiştin ya onu. Doğramadın mı sen? Hayır. Esasında bugün kendi eleştirdiklerini kendisi yapacak. Onu bakacağız. Dört bezeyi de açacak mıyız? Hayır canım, bakacağız. Aman da kızlar ne zor yemiş, burçak yolmasın. Burçak tarlasında yar yan gelin olmasın. Haydi bakalım Nesibe Hanım nasıl açacak? Misafirler yiyip de kaç puan verecek? Yarışmanın birincisi amanın kim olacak? Hoppala. Makarna yapıyorsan dana yerine başka bir şey tercih etmesi gerekiyordu. Ayrıca dana spagetti diye bir tarif bulamadım ben. Hanımefendi, kolyeniz yeğeninizin hediyesi mi? Ay babamın hediyesi. Ben çok istedim bunu, vitrinde görmüştüm. Para biriktiriyordum. Annemle babam sürpriz yapmış. Almış gelmiş. Siz ne kadar böyle modern bir ailesiniz. Etkinlikler var, kolyeler var. Vallahi billahi çok şanslısın Nesibe. O yüzden mi evlenmeyi düşünmediniz? Babanız gibi birini bulamazsınız diye mi? Yani herkes bir eşi vardır ama. Nesibe Hanım, açıklayın artık. Sevdiğinizde karşılık mı bulamadınız? Ne oldu? Niye evlenmediniz? Fazla aşağılara inmeyelim. Ha, anladım. Ne anladın acaba? Ne anladın yurda gül, ne anladın? Hanımefendinin isteği olmamış, o da vazgeçmiş her şeyden. Hayır, bence Nesibe tamam istemiştir ama istediği karakteri bulamamıştır. Şimdi öyle güzel büyüyen bir kız, o kadar ilgi gören bir kız, çıtası da yüksektir yani. Yok, bence Nesibe Hanım güzel sevmiş. Olan olmuş, biten ay, bitmiş. Gerek yok bundan sonra. Yazıya, boş ver. Önümüze bakmak var, geriye bakmak yok. Aynen. Ağlamak yok. Yok, gülmek var. Yarınlara hep beraber ya. El ağzını açarsın da zoppayı yersin. Makarnası böyle tel tel olacak. Böyle çatala doladığın zaman böyle çamur gibi ya çatala yapışmayacak ya da böyle diri olup çataldan pat diye düşmeyecek. Bunlar spagettiye benzemedi. Çok incecik kesmeye gerek yok yani. Ben aynen. Spagetti şimdi hepsi, etlerime uygun olsun diye yaptım. Hepsi çıbık makarna. Çıbık makarna bakın. Bitti. Ne? Bunu diye çekemezsin ama. Niye çekemiyorsun? Kurusunu bile çekerim ben. Bir çeksene Allah aşkına. Ver Nesibe. Ver. Öyle değil, öyle değil. Çekeceksin bak böyle. Yeni implant yaptırdım da o yüzden. Şey yapamıyorum. Sana bir sır vereyim mi? Ver bakalım. Ama sen pek sır saklayamazsın ama. Aynen öyle. O yüzden sana veriyorum zaten şimdi. Ben de saklayamam. Hiç boşuna vermem. Benim kadar boş bağlı yoktur. Ne zaman bir çubuk makarnayı ortadan bölüyorsunuz, o zaman bir İtalyan şefin kalbi kırılıyor. Giovanni! Asker arkadaşımın kulakları çınlasın. Duydun, anladın mı sen beni? Anlamadım. Yok, o dedi ki, Nesli dedi ki çubuk makarnayı da ortadan böyle pişiriyoruz dedi. Adamın çok zoruna gitti. Onlarda çubuk makarna kırılması çok ayıp bir şeymiş. İtalya'da makarnanın yanında asla başka bir yemek gelmez. Sadece makarna tek başına yenilir. Hamuru yedim şiştim. Bizim burada makarnayı pazardan gelince alelacele yemeği yapıp da yiyoruz. Misafire makarna.
Dana Spaghetti ve Spaghetti zaten başlı başına saçmalık. Öyle bir isim mi olur? Onu da internetten araştırdım. Bakalım, ondan da pek bir ümitliğim yok yani. Sen şimdi çene suyuna pilavı bırak da süre ne kadar kaldı? Tamı tamına 40 dakika. Neyse 40 dakikamız var. Yetişir yetişir Allah'ın izniyle yetişir yetişir. Hızlı hızlı yufkalarımızı açıyoruz, kesiyoruz. Ardından da masa kurmaya gideceğiz, hadi. Şeyi tatlıyı getireceksin mi? Ha, şeyi muhallebiyi getirir. Krem şantili çırpacağım ben onu. Evet. Normal kekin üstüne krem şantili, Hindistan cevizini dökmüş al sana gelin pastası. İsmi afilli, kendi afilli değil. Yani dananın yanına makarnayı ilk defa duydum ben. Ve orada bir şok yaşadım zaten. Kinoalı pancarlı salata menüsüne hiç uygun değil. Zaten içine de sosu, her salataya koyulan sos. Hiçbir şey yok. Son 32 dakika. Ben gidiyorum. Oh. Nereye? Ana! Masaya. Kadın su yılanı gibi sıyrıldı. Koş bakmıyor, koş peşine. Çok heyecan yapacak çünkü çok tez canlı bir insan. Siz de gidin bakın bakalım nasıl sofra kuracaklar. Sırf Nazik Hanım laf etmesin diye aradaki tabakları alıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Bu sefer de eksiklemesinler. Getiririz, içeride var, yok demeyiz. Yani çorba var, başka sıvı bir şey olmadığı için. Burada duruyor derim, istersen hemen yan tarafında. Nesibe bugün masada çok hararetli olacak. Olur yani benim görüşüm. Hararetli geçer bence. Gelin kekini getirin. Gelin keki gelsin. Gelin kekini muhallebi nerede? Kiona'nın altı tutmuş, altı. Hadi ya. Çok derinden alma. Bardak mı? Wow. İki bardak işte, bakalım ne gelecek, bak 2, 3. 5, 6, 7. Sayıları öğreniyoruz kız. Sayıları öğreniyoruz, hayır. Bakacağız şimdi, tamam, tamam. Yeterlidir. Salatayı ortaya mı koyacaksınız? Servis tabaklarına koyacak. Çorba yenecek mi önce? Sadece sosunu burada dökeceğim. Arkadaşlar şu an kalan süremiz tam 23 dakika. Tamam, makarna haşlamadık henüz daha. Onu atacağım en son. Der, der, al, der, al, al. Der. Ay, bak bir de annesine. Normalde ben evde şeyde hiç kimseye hiçbir şey yaptırmam. Sadece kendim yaparım. Sarmayı bile. Ama burada mecbur. Ama buraya gelince mecbur. Maşallah. Hani insanları böyle hani bir anda rencide etmeyi seviyor, bir anda da sevmeyi seviyor. Hani öyle bir yapısı var. Makarina. Kabara kare 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 karina. Babara bakara kare 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 nina. Kabara bara bara bari 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 be. Makarina. Maşallah. Dışarıya. Arkadaşlar dolaba alabiliriz bunu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bana bir söyleyin. Nesibe'ye bağlı. Çok farklı bir taktik uygulamış ama yemezler. Hepsini araştırdım, baktım. İçine ne koyacak, ne koymayacak? Tadına bakacağım. Elem terefiş, kem gözdereşiş. Az geri gel. Oh. Makarna yok Nesibe. Makarna yok Nesibe. Makarna burada. Makarna nerede? Makarnamız var mı sos için? Nasıl bir sos yapacaksınız? Ya suyun içine ya bundan bal koyacağım. Sirke koyacağım. Birazcık yağ. Karıştırsaydık şundan, bak büyük sahan var burada. Salata sosu bardağıymış, gördün mü? Abla atıyorum makarnaları. At. Kız ayaklarıma geldi. Dedim ya sana onun kapağını aç diye. Kabağı hepimizin bildiği bir sebze yani. Garibanın evinde de evine giren bir sebze, zenginin evine de giren bir sebze. Hem sunumu da çok kolay. Pişmiş kapağı. Ya bir baksana sen, ya senin yaptığın ne kötü oldu ki bu zamana kadar. Benim kırmızı başlıklı evet, kızım. Ya benim yürüyen mutfak yemek kitabım. Benim çakma Emine bedelim. Benim mini Ayşe tüterim. Ya kadında marifet var, zerafet var, güzel Türkçe var, İzmirli. Elinden her iş geliyor. Maşallah Sübhanallah. Nazar değmişsin aynen, inşallah. Aynen, aynen. Aynen. İnşallah 50 bin lirayı alırsın Nesibe abla. Nenem tatile nereye gitmeyi düşünüyorsun? İtalya. Ay İtalya. Çok pahalı bir yer ama. Bana bak, herkese vize vermiyorlar. Ne yapacaksın? Nasıl alacaksın vizeyi? Kendin alamadın ya vizeyi. Ya almıştım vize verdi. Belki bunu verirler. Evet. Sen şimdi bu gece yatağa yatınca bana niye vermediler diye kafaya takarsın. Amerikan konsolosluğuna gittim vize için. Bir de bir giyinmişim. Bak sana bir şey, kaymakam gibi giyinmişim. Yani adamlar... Çok şık giyindiğin için vermişler. Çok şık giyindim. Güzel hesapta param da var görsünler diye. Bütün belgelerim tamam. Adam sordu, niye gitmek istiyorsunuz Amerika'ya? Dedim ki böyle böyle, hem dedim gezmek amaçlı, hem dedim video çekeceğim dedim. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim ki Now TV'de dedim sunucuyum dedim, hani gündüz kuşağındayım dedim. Ondan sonra acaba Türkiye'de dedim evim var dedim, hani geri geleceğim. Kalmak istemiyorum kesinlikle. İngilizcem var mı dedi. Şimdi dedim ki next station zincirli kuyu desem.
İngilizcem, çünkü benim dönüşümde kadın İngilizcem var mı dedi. Kadın var dedi. Kadın İngilizce soru sordu. Dedim ki ben bilmiyorum ama dedim yanımdaki arkadaşlarım biliyor. Yani ben dedim çat pat İngiliz, ben onu hallederim. Çat bana kağıt çıkarttı vizeye uygun değilsiniz diye. Önümdeki adam kot pantolonun altına kundura giymişti, ona verdiler. Çok doğruları söylemeyeceksin bazen. Demek ki kıyafet ilgisi yokmuş. Hani rapçilerin taktığı kolyeler var ya, zincirli mi Amerikanlar takıyorlar. Şey söyleyebilirim, çedarları kaldırmışlar. Öyle yapacağım. Bir tane var çedar çedar. Çedarı kimse eylemedi o kadar. Ha bak orada. Ne kadar çedar o kadar çedar. En kötüsü ne bak, vizeye verdiğim 8 bin liraya yanmadım. O soğukta beklemeye de yanmadım. O güvenlikte benim 250 liralık orijinal kulaklığımı çöpe attılar. Ben ona yamadım. İçeri almadılar, yutmayı bile düşündüm. Sonra kullanır mıydın? En azından içimde kalır. Dedim ki bu kulaklıktan sonra inşallah bana o vizeyi verirsiniz. Aa sen niye oraya kulaklıkla gittin ki? Ya arabadan indim ya, cebimde kalmış, kimse beni uyarmadı. İçeri bir girin kulaklığınızı çıkartın dedi. İstihbarattan mı geldim ben? Ama onlar bana yalvaracaklar. Gel diyecekler, gitmeyeceğim. Bak sen de gör. Evet hanımefendi, işimize dönelim. Kaç dakika kaldı? 11. Son 11 dakika ama daha makarnayı şey yapmadık abla. Hemen süzelim. Tereyağı mı koyduk tencereye? Anlatsana resmi abla! Biraz tereyağı söyledim ilk başta. Heh şimdi bağırma. Söyle. Kurban olduğum hadi. Hanımefendiye bağırma. Nesibe Hanım bir bağırırsa burayı inletir valla. Evet annem Nesibe'nin çünkü sesi... bağırma dedi. Çok yüksek volümle konuşuyor. Sanki dersin mi boğazının deliğine kedi girmiş. Nesi, çok hızlı. Anne sana bağırma dedi. Evet. Bir haftadır zerzavar satıyorsun masada bağıra bağıra. Hanımefendi annesinin korkusundan ağzını açamadı ya. Hayır Nesibe abla Nazik abla konuşunca konuşuyor. Evet o olması lazım. Keşke ya, unutma açarsaydım. Yar, ay akşam. Kendi gibi arka planda olmayın da her zaman ön planda olmak iyidir. Güçlülüğümü göstermeye çalışıyorum. Gerçekten buna sinirleniyorum artık. Nesibe Hanım makarnasını güzel yağla buluşturdu. Kapatalım mı artık altını? Evet efendim, ben de size sürenizi söyleyeyim. Son 8 dakikanız. Fırını kapatayım mı? Bu kabaklar sonra... iyice kurudu. Kapalı zaten. Ben kapadım. Ha kapamış mıyım? Tamam. Kapamamışsın. Tamam. Nesibe ablam neyse kısıktan. Kabakla soğan bence pek uyumlu değil. Ara sıcağı bayağı beni sıkıntıya sokacak gibi. Çorba. Tamamayız. Ara sıcak. Tamam. Ana yemek. Tamam. Salatamız. Hazır. Tatlımız. Dolapta. Soframız. Hazır. Tebrik ediyoruz efendim. Ege Marat benim de yine bir gün daha her şeyi tamamladı. Kendimize zaten güveniyorduk. Şükür çok büyük aksilikler de yaşamadık. Eline koluna sağlık. Sağ ol. Dediğinin hakkını verdin. İnşallah senin de hakkına masada verir. İnşallah. Hadi o zaman hadi gidelim. Buyurun efendim, görüşmek dileğiyle masada. Geç abla. Hava Hanım bakalım bugün yarın kendi günü diye beni alttan mı alacak? Yoksa ben şunu biliyorum onu... Dün dedik ki patatesli püreli köfteye davet sofrasına uygun değil ama revani uygun dedi. Nasıl oluyor bu iş? Vallahi üstüne çıkar çığınar bence. Ela Murat Bilim'de bugün Nesibe Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız ekşili köfte, sinkonta, dana spagetti, el açması spagetti, kinoalı pancarlı salata ve gelin pastasıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Finale bir gün kala Nesibe Hanım'ın masasında ipler geriliyor. Tansiyon çok ama çok yükseliyor. Japon yapıştırıcısı yiyormuş gibi his verdi. Japon yapıştırıcısı. Nasıl oluyor biz? Biz kaç kere Japon yapıştırıcısı yiyor? Yemedim ama elimize damlıyor ya, görüyoruz böyle. Hala zavallı kadın açıklama yapıyor sana. Hiçbir şekilde iddia görmedin. Ben görmedim. Ben de görmedim. Sadece sesiyle ön plandaydı. Onların kulaklarında da bir sorun var o zaman. Siz bayağı uyanıksınız. İsmi zor, kendi kolay, bir ara sıcak yapmışsınız. Ya sen daha sıcak çorba içmeyi bile bilmiyorsun zaten. Bu yarışmaya niye geldin? Sen niye geldin? Daha mantar etten ayıramıyorsun. Kızdırdım da üzerine koydu. Hiç kızdırmış bir yağ ya da benzerini. Keşke kızdır gelsin. Seni gidi niye kızdırmıyorsun? Sen keşke sen kızdırmasın. Silah kötüye kötü diyorum ama arkadaşlar dedim demedi tam olarak. Ayşegül Hanım bence doğru. Her şeye kötü diyor. Kötüye kötü demiyor. Soğan yoğunluk. Yani Ayşegül Hanım bir karar verin. Ağzınıza mı geliyor, yoğunluğunun kokusu mu geliyor? Şöyle söyleyeyim. Ayşegül'ün hiçbir şeyden anlamıyor. Esmanto mudur nedir? Ben hayatımda hiç böyle bir isimle duymadım. Bir tane mücveri önümüze böyle koy, boş boş getirme. Bundan sonra görmüş olduk. İşte güzel değil. Yes. Beğenme. Şurada topak nerede olursa Ayşegül? Buyurun. Yani dümdüz. Ya bilmiyor işte ne diyeceğini desin. Hayır ne yapmak için böyle şey yapamıyor. Bir saniye. Tek. Bu yemeği hangi davette Davette vermiyoruz. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan
Kadir Esildi ile En Hamarat Benim De. En Hamarat Benim De'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, yine coşkulu, enerjik bir mutfak etabının ardından misafirlerimizi ağırlamaya geldi sıra. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Ben de hoş buldum sonuçta. Ben de sizin misafirim. Evet. Nasılsınız Nesibe Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl geçti? İyi geçti. Nesibe Hanım'a dedim ki mutfakta, Nesibe abla dedim, hani herkes diyor ya işte mutfak zordu, şöyledi böyledi, nasıl geçti dedim. Vallahi Kadir Bey dedi benim için kolay dedi, ben o kadar zorlanmadım dedi. Yani hiç stresli sıkıntılı değildin, her şey yok, güzel aktı geçti yok, mi? Aynen öyle. Korkulduğu gibi değilmiş. Hayır, değildi. Peki, şimdi hazırsan masayla ilgili yorumlara başlayalım. Hı. Mutfakta asla sana seninle konuştuğu gibi konuşmadı. Dedim ki senin yanına Nazik abla lazım dedim. Sen konuşunca konuşası geliyor çünkü. Şimdi evet, genç yarışmacımızdan başlayalım. Herkes genç bu arada da yaş olarak. Buyur Sude'cim, masayı nasıl buldun? Masa fena değil ama benim çatalım yok. Aa, biri almış oradaydı. Kim almış? Klasik yarışmacı. Her şeyi yaparken. Ne onun adı? Ekibimizde yan kesiciler var. Arada gezerken böyle çatal bıçak topluyorlar. Tövbe estağfurullah. Teşekkür ederim. Cebinden mi çıkarttın onu? Bu arada masanın fotoğrafı bizde var efendim. En başta çatal yok. Bizim masa kurulduktan sonra hemen fotoğrafını çekiyoruz. Çünkü genellikle böyle söylemler oluyor bize karşı. Biz alıştık artık. Çatalım yok. Onun haricinde masa fena değil. Sular dolmamış. Ben doldurmuştum. Çorba içtik de o yüzden doldurmadım. Sonra doldurdum. Toz gelmesin diye doldurmadım. Ben üzerini peçeteyle kapatabilirdin abla. Ben öyle yaptım. Sen yani, de yapsaydın iyi olurdu. Yani olabilirdi ama çorbadan sonra doldurayım dedim. Onun haricinde bir eksik yok. Ben beğendim. Şık mı peki? Benimki kadar şık olmasa da şık. Peki, öyle diyorsan öyle olsun. Evet Ayşegül Hanım. Beğendim. Çünkü bugün Perşembe. Finale bir gün kaldı diye mi? Anlamadım. Evet, finale bir gün kaldı. Beğenme olması gerektiği finali gibi. Yani şöyle, yine aynısını söyleyeceğim ama şimdi pazartesiyle perşembeyi kıyaslarsak tabii ki bu masa olması gerektiği gibi. Ha, senin şu konu ders çıkartmışlar. Aynen, artık. Aynen, tabii ki Kadir Bey, yanlış olsa zaten söylerim. Bu planlar ama gelmeden önce beynimizde canlandırıyoruz ya rengi. Beynimizde canlandırıyoruz ama. Rengi, görünümünü, ne kullanacağımızı daha gelmeden düşünüyoruz ya, değil mi Kadir Bey bence? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki herkes illaki yani tabanını, rengini, çiçeğini evet, belirlemişsin ama. Tabii ki. Ayşegül de diyor ki belki burada fikri değişti, ben ne bileyim diyor. Yani sen evet, çatalı bıçağı nasıl konulacağını evde nasıl biliyordun, burada evet, nasıl öğrendin? Siz bir de bize şiddet uygulamıyorsunuz ki illa bunu koyacağınız diye. Biz baskı onu, tabii ki de biz yani, size bırakıyoruz. Biz siz baskı uygulamıyoruz ki, biz şunu diyoruz, tamam okey diyoruz. O zaman Ayşegül şöyle diyelim mi, pazartesinden itibaren evet, masa kuran tüm yarışmacılar kendi bilgileriyle değil başkalarından görme şekilde iş yaptılar. Başkalarından ziyade Kadir Bey mesela artık bu ezber. Bunun yani yanlış olabileceğini heyecandan yani yanlış olabileceğini düşünmüyorum. Siz daha önce programı izlemediniz evet, mi ki yanlış diziyorsunuz? İlk defa mı böyle bir masa gördünüz? Ama pazartesi. Hiç izlemeden geldiniz yani. Niye izlemeyeyim? İzledim programı. İzleseydin bilirdin çatal bıçak nasıl var, konacak. Ben onu anlamadım. Hayır, şimdi şöyle bir şey. Madem biz ezber programı yaptık. Hayır, düzenli izliyorsanız her Kadir Bey'in sabit masaya oturmaz düzeni soruyor. Oradaki uyarıları dikkate alıp pazartesi masayı ona göre hazırlayabilirdiniz. Onu söylemek ama istiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, pazartesiden bu yana sürekli yan yanayız. Yani nasıl diyeyim? Pazartesi bir şey evden kalktı, salı bir şey kalktı. Evden bahsediyorum. Buraya gelince hiçbir Ayşe şey değil. Evden nasıl ki yani? Ben yani şu an masayı yorumlamıyor muyum? Hayır, şuna ben açıklayayım mı? Tam olarak öyle şey oldu. Anlamadım, siz açıklayın. Şimdi Fahava Hanım diyor ki, evet, siz programa başvurmadan önce evet, En Hamarat evet, Benim'i izliyor muydunuz? İzledim, evet, masaya hep masa kurumlarını ettim, görüyorsunuz. Evet. Siz de diyor oradan ders çıkarıp buraya gelmeliydiniz. Ama benim zevkim ya hani, mesela seçtiğim. Zevkli masa düzeni izlemiyorum. Bu güzel sadece benim için. Fahava Hanım söylesin. Kadir Beyciğim bir dakika, dün kendisi itiraf etti zaten, özellikle yanlış dizdim dedi. Ben de onun üzerine dedim ki her gün masayı konuşturmak istediğiniz için dizdiniz onu dedi. Ve yine ama konuşuyoruz. Ve yine konuşuyoruz ve ben bundan çok rahatsızım. Ben konuşmak için taktik yapmıyorum. Olması gerekeni söylüyorum ama hep bir yanlış anlaşılma oluyor. Zevki güzel yani, beğendim arkadaşım. Tamam, beğendiysen sıkıntı yok. Diğer konulara geçmeyelim artık. Nazik abla sen beğendin mi? Valla benimkinden de yalan konuşmayacağım, Sude'ninkinden de üstün bulmadım. Geçemedi sizi evet, yani. Ne eksiği var? Tabağı mı beğenmedin, çiçeği mi beğenmedin? Yani benimkine hani yaşlı tabağı denildi ya hep. Estağfurullah. Yani yaşlısın ya. Onu ben söylemedim tabakta yalnız. Yaşlı denildi ya Kadir Bey.
Ben zevkledim. Yani herkes kendi hani zevkini böyle kullanabilir sanki dedim. Pazar bitmiş de sonunda bir şey kalmış. Öyle aldık zaten. Pazarın sonundaydı. Pazar bu tabakları bitmiş. Beğendim aldım. Züccadiyece dağılacak. Hani elime ne geçtiyse onu aldım gibi bir tabak. Aynen rengi öyle seçilmiş. Aldım. Çerçecide mi toplamış? Rengi seçilmiş. Renk olarak. Renk şey çok güzel. Demiyorum. Beğendim. Sanki nasıl tarihi ise. Sen onu söylemek istiyorum canım. Herkesin zevki. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Pazar sonu atmışlar böyle köşeye. Ben topladım geldim. Nazik abla, şimdi takımın şöyle altına baktım, markasına baktım da 10 bin liradan aşağı değil takım. Ha, renk olarak beğenmemiş olabilirsin. Ha, herkesin zevki. Yok ben şey demiyorum. Dedim mi yine kalite değil. Hayır, AVM'nin sonunda kalmış dedin ya. Renk. Hani renk olarak, renk. Kalite olarak herkesin kendi zevki. Ayşegül Hanım kendi zevkine göre tabakları sunmuş. Siz kendi evinizdeki... Sude de kendininkini beğendim. Ben de bunu beğendim. Herkes Kadir zevkin. Bey zaten diyor ya senin zevkine uygun mu diyor ya hani ilk sorusunda. Nazik Hanım'ın hoşuna gitmemiş. Peki eksik var mı? Önemli olan eksik olup olmaması. Eksik şu anda yok. Göremedim. Peki. Hani benim çatalım. Çatal senin de mi yok çatal? Benimkini aldın Sude'ye verdim. Hayır benim de gerçekten yok. Allah. Yok yok kızım. Yok canım orada benim. Da, hayır kendi şey yok. Verdim kendi çatalını canım. Verdim hayır, Kadir Bey dedi ya eksik var mı diye. İşte. Ben onu cevapladım. Başka bir şey yok. Senin de çatalın eksik. Bak olabilir koymamış onu da acilen gelmiş olabilir. Onu da editör aldık galiba. Olabilir. Yok, olabilir. Belki peki. Dışarı içeri gidip geldiğimde tekrar koymamış olabilir normal. Hava Hanım'a gelelim. Yani renk uyumlarını beğendim. Çok pastel ben severim bu tonları. Ama beni rahatsız eden masanın şekli falan güzel. Çatallar salaş bir şekilde atılmış. Masa çok küçük olduğu için hayır, koydum. Hayır. Mesela sizin burada Kadir Bey'in işte. Bu şekilde hani şöyle hizalı. Ben de kendim şu şekilde düzelttim. Sizinkileri düzgün koydum o taraftakileri ama. Onun haricinde masası güzel. Çok teşekkür ederim. Hoşuma gitti. O zaman geçelim mi çorbamıza? Olur. Evet. Ekşili köfte gelecek. Şimdi masa için dedi ya hani hızlıca kurduk falan filan. Evet. Bu menüye baktığınızda cidden böyle masa sona kalacak mı menü mü? Hiç hayır. Alakası yok. İşte yani benimle hiç alakası yok. Çok rahat zaman ayırabilirdim masaya. Bir haftadır peki nasıl da hanımefendinin yorumları? Yani böyle yemekten anlayan, işte düzgün eleştiriler yapan, iddiasını yükselten bir yarışma yok. Hiçbir şey. Hiçbir şekilde iddiasını ortaya koymadı, sadece eleştiri yaptı. Hiçbir şekilde iddia görmedin. Ben görmedim. Ben de görmedim. Sadece sesiyle ön plandaydı. Onların kulaklarında da bir sorun var o zaman. Ben ne onun adı? Benim sesim böyle. Ne yapabilirim? Yani volümünü mü ayarlayayım? Ve özellikle annesi demiş ki bak sakın orada demiş sesini fazla yükseltme sakın bağırma demiş. Daha da yükseliyor muymuş? Mutfakta yemek yaparken dedim ki abla dedim ne oldu sana hiç sesi çıkmıyor. Aa annem beni uyardı dedi o kadar bağırma dedi. Dedim ki bunu yarışmanın sana başından mı söyledi? Evet dedi. Dedim sen bir haftadır bas bas bağırıyorsun. Kadir efendim dün ki dediğime geldin mi? Yanında bir tane kolibandı getir demedin mi sana? Evet bana dün dedik yanında bir tane. Gerek kalmadı ama mutfakta hiç o kadar bağırmadı. Bilmiyorum. Demek ki bu ortamda dikkat çekmek için volüm yükselmiş. Bana inandırıcı gelmedi. Ya da mutfakta çok zorlandı ki sesi kısıldı. Bilmiyorum mutfakta da genel olarak gayet iyiyim dedi. Ben rahatım, relaksım dedi. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım lezzet yemeklerin olarak tabii ki de. Yemeklerin lezzetinden anlayacağız onu. Şimdi yarın son gün. Evet. Ben puanları açıkçası merak ediyorum. Yani yorumlardan çok fazla puanları kestiremiyorum. Çünkü masada yorum yapılırken genelde böyle ki yani işte galiba hayır. Böyle hep ucu açık yorumlar geldi bazı yarışmacılardan. Böyle net olarak hayır ben bunu beğenmedim kesinlikle diyen az yarışmacımız oldu. O yüzden ben puanları yarın merak ediyorum. Özellikle Sude'nin puanlarını da merak ediyorum. Dün çünkü sanki böyle bir alttan alta bir mesaj verdi gibi bana evet. Geldi. Bilmiyorum mutfakta galiba ben onu aldım. Hı hı. Ayşegül ne düşünüyorsun puanlama konusunda? Şimdi herkes benim gibi doğru olmayabilir. Yani ben mesela kötüye kötü diyorum ama arkadaşlar demedi tam olarak. Ayşegül Hanım bence doğru. Her şeye kötü diyor. Kötüye kötü demiyor. Her şeye kötü o yüzden demiyor. Ben herkese kötü puan vereceğini düşünüyorum. Hiçbir şeyi de beğenmediğini düşünüyorum. Ama bana bir soru soruldu cevap veriyorum. Pazartesinden beri bütün yemeklere kötü puan mı verdi sence Ayşegül? Bence öyle verdi. Bu benim düşüncem. Ben senin cevabına karışmadım zaten. İstediğin cevabı verebilirsin. Havan siz ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle dün kendisi benim hakkımda bir yorum yaptı. O beni çok rahatsız etti. Aa ne dedi? Bana inat tatlıyı beğendi. Sude Hanım'ın ama hiç alakası yok. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ha, sen çok demek... mükemmel, çok iyi bir revan çok... oldu dedin. Evet, o da şaşırmıştı. Olmadı. Şöyle bir açıklama yapayım. Ben damağımın lezzetine puan veriyorum. Hiç kimsenin
Sude ile Ayşegül Hanım'ın arasında problem var, Nazik Hanım'la onun problemi, beni alakadar etmiyoruz. Ben bu yarışmaya yediğimin lezzetini vermeye tadına bakmaya beğendi geldi derken, ve kimsenin hakkını yememek için. Bana inan istedi demişimdir de beğendi. Bir de ben dedim ya hani gerçekten beğendiniz mi hani? Evet ama Hava Hanım gerçekten tatlı beğendim. Güzel olmuş dedin de senin gözlerin bir çıktı yerinden bir geri geldi. Ama tatlı. İşte sen o, orada hani Hava Hanım'a direkt söylemesen de hani benim inadıma beğendi gibi mi acaba? Aynen o şekilde sarf etti cümle. Sana öyle mi geldi? Ya o beni bilmiyorum. Çok rahatsız etti. Ben eleştiriyorum Kadir. Böyle düşünüyor ya, belki musun? Peki o zaman şimdi soralım. Eğer yani yanlış anlaşılmışsa. Ben öyle söylediğim için istediğini düşünüyorum. Bir daha istedi ya. Ha ikinciyi mi inadına evet, istedi? İnadım. Yok inadına istemedim. Hatta beğendiği için istedim. Ben de Ayşegül'ün düşündüğünü düşündüm. Ben öyle düşünmüyorum. Evet dile getirmedim ama ben de öyle düşündüm. Allah. Nazik ablacığım ben öyle düşünmüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Bilmiyorum. Aynen. Siz öyle düşündüğünüz için başkasının da öyle düşündüğünü zannediyorsunuz ama herkes sizin gibi değil. Benim tatlım zaten güzeldi. Revani tutturmak zordur. Kimse benim tatlımı gıcıklığına beğenmedi. Onlar kendisi o tatlıyı beceremeyeceği için kulp buldular. Yani Havva sence tatlıyı beğenmemiş miydi dün? Yani beğenmedi ama beğenmiş gibi yaptı bence. Çünkü niye? Yenilecek bir tatlı değildi. Açıkçası. Yok. Demek ki benim damak zevkim çok çok farklı. Lütfen. Yani. Şimdi hakkını yemeyelim arkadaşlar. Gerçekten hak ettiği bir şekilde revaniydi. Yani revani. Yine söylüyorum tek bir kusuru vardı. O da zaten listesinde yazmamıştı ama bana göre ben revani ya dondurmayla ya kaymakla daha çok seviyorum. Şeker oranı. Hiç portakal tadı almadı. Ama portakallı yazmadı. Bakın siz dün orada o yanlışlığı yaptınız. Sadece revani yazdı. Ben dedim ki portakallıyı severim, limonluyu severim revaniye. O söyleyene kadar revanide portakal, limon hiçbir şey konuşulmadı. Talep o benim zevkimdi ki Sude Hanım da listeye yazsaydı portakallı revanide o zaman haklıydınız portakal tadı almadım demek. Ama revanide özelliği ya portakal. Nazik abla ya, ben de kişisel zevklere göre yapmadım tatlıyı. Normal revani tatlısı yaptım. Tamam saygı duyarım. İsteyen dondurmayla yer normal hayatında. İsteyen yani portakallı yer. Olsaydı sevecek miydiniz? Valla benim portakal iddiam yok. Yağ kokusu gelmek. Nazik Hanım galiba sadece portakal evet. iddiası. O yüzden ben normal hani yaptım. Portakal ah, iddiası olsa daha iyiydi. Hani tamam. Olabilir. Olsa daha iyiydi. Haftanın başında köfteli çorbayla başladık. Haftanın sonuna doğru yine bir köfteli çorba. Yarını merak ediyorum. Merak edin. Merak ediyorum, ümitliyim ama yarın menüsüyle alakalı. Yani güzel uyumlu bir geleceğini düşünüyorum. Çünkü o gün kime dediniz? Nazik Hanım'a mı, Ayşegül Hanım'a mı dediniz? Menümle konuşacağım dediniz gibi bir Ayşegül şey oldu. Ayşegül Hanım'a söyledim. Değil mi öyle bir şey evet. söylediniz? Orada iddiayı gözünüzde gördüm ben biraz. Emin olun şaşıracaksınız yarın. Hadi menüye. Bakalım inşallah lezzetleri damağımızda kalır. İnşallah. Hava Hanım'ın yemeklerine şaşırmayacağım. Çünkü bütün yemekler birbirine benziyor. Sadece isim değişikliği oluyor. Tabii ki ismini değişik bir isim seçmiştir. Ona da şaşırmam. Hiç de alengirli yemek isimleri seçmiyorum. Tamamen herkesin bildiği ama herkesin yapamadığı yemekleri yapıyorum. Yani güvenim sonsuz şimdiden. Bekliyorum. Beklentim yüksek. Yüksek tutun ben de iddia ediyorum. Hadi bakalım. Ve imzada atıyorum. İnşallah. Evet Ayşegül. Şöyle bir yorumum var. Yemekten anlayan biri ya da hamarat olan birini çorbasından evet. anlarım diyorsun. Doğru mudur? Doğru. Hamarat mı Nesibe Hanım? Vallahi çorbayı pek beğenmedim. Aa. Sizinki çorbanız da 1000 kat daha güzel. Katılıyorum. Orası tartışılır. Şimdi Ayşegül çok özür dilerim. Ayşegül'ün yemeklerini kenara bırakalım bir artık. Evet. Perşembe günü. Yani. Sürekli bir kıyasa girmeyelim. Sadece sen neyi beğenmediğini söyle. Sen de oluru neyse ya da problem neyse onu açıkla. Didişmeden. Hayır sürekli geriye dönmenin bize kazandırdığı bir şey yok çünkü. Seninkiydi benimki kötüydü. Açıklayalım bilgimizi konuşturalım. Tabii. Buyur Ayşegül niye beğenmedin tamam. mesela? Bana su tadı geldi böyle. Yani su nasıl var zaten içinde. Tamam var da. Yok, böyle çok güzel bir karışım olmamış. Nasıl bir de köftenin soğanları ağzıma geldi. Gelemez çünkü rende. Soğanları rende yani doğrama değil. Ve ben onun suyunu sıktım gelemez ağzınıza ki ben onu çiğ köfte gibi yoğurdum. Havuçları falan doğru pişmemiş yani çok pişmiş. Şimdi soğan derken çok mu pişmiş? Tadı mı geliyor diri diri dişine mi geliyor?
ağzıma geliyor diri diri. Çok ne? Merak ettim. Soğan. Soğanlar. Evet. Rende soğan. Evet, ağzıma geliyor. Sizin ağzında yani gözünüzle ağzında bir kesin problem var. Ben de öyle düşünüyorum. Bence sizin de kulaklarınızda çünkü, var o zaman. Niye? Çünkü söylediğimi anlamıyorsunuz herhalde. Soğanlar zaten rende suyunu sıktım ki şey ne onun adı acı suyu gelmesin diye. Ama sıkmış olabilirsiniz. Rendenin hangi tarafıyla rendelediğinize bağlı. Rendenin normal ince tarafıyla rendeliyim. Zaten suyu çıktı diyorum bak. Azıcık bir şey çıktı. Ama yok sanki kıymadan çok soğan yiyorum. Ayşegül'ün hiçbir şeyden anlamıyor. Soğan tadı nerede gel? Rendeledi su gibi olan bir şey nasıl gelebilir? O hiçbir şeyden anlamıyor. Tam tersi yemekten anlıyorum. Özellikle çorbalardan anlıyorum. Kesinlikle Nesibe Hanım çorbayı becerememişti. Hani orada daha ağır konuşmak istemedim ama. Peki afiyet olsun Ayşegül de soğan beni de şaşırttı. Ben de şaşırdım. Rendelenmiş bir soğan dişine nasıl geldi onu geldi, anlamadım. Geldi ağzıma geliyor. Şimdi sıcak ya bir de. Zaten haşlandı ağzım. Yani kaynayan çorbada rendelenmiş soğan kalır mı? Ben ya, çok bunu anlayamadım. Yani şimdi büyük, şöyle büyük çorba yani. Zaten dün de aynı konuyu konuştuk. Dünkü çorba da soğuktu. Davet sofralarında sıcak çorba gelir. Sıcak çorba ve, ama bu çorba sıcak gelirse benim gibi herkesin ağzı yanabilir. Ama birden sonuçta onu bakın çorba sıcak. Haşladı. Bakın, sonuçta köfte var içinde ve onu çiğniyorum. Ayşegül Hanımcığım bakın ben şöyle tuttuğum zaman zaten sıcak olduğunu bildiğim için direkt ben şu şekilde. Bakın şu şekilde yiyerek. Bekleterek ağzımı atıyorum ki ben de yedim hiç de ağzımı yakmadı. Gelelim sizin... soğana. Benim keşke ağzıma soğan gelse. Valla benim ağzıma geliyor. Koca bir baş soğanı rendeledim ve suyunu sıktım. Suyuyla koymadım. Neyse ben kendi yorumumu. Buyur Havacığım devam edebilirsin. Şimdi. Sence rendelenmiş soğan kaynamış çorbanın içine ağzına gelir mi? Asla. Ayşegül Hanım söyledikten sonra tekrar köfteyi tek olarak şu şekilde hani suyuyla anlamam diye baktım. Hiç gelmiyor ki öyle de güzel Hadi bir şekilde Bey, pişmiş ki malzemeleri. Soğan yoğunluk. Yani Ayşegül Hanım bir karar verin. Ağzınıza mı geliyor, yoğunluğunun kokusu mu geliyor ağzınıza, şöyle tadı mı geliyor? Her soğan deyince o yiyormuş gibi geliyor. Nasıl? Ne? Soğan çorbası yiyormuş gibi geliyor. Ve susuz yani nasıl diyeyim güzel bir karışım da olmamış. Yetersiz gelmiş. Ne katmalıyım acaba? Yani devam edebilir miyim? Buyurun Hava Hanım devam edin. Malzemelerinizin hepsi eşit bir miktarda pişmiş. Çok teşekkür İyi. Ediyorum. Ama meyhanesi az gelmiş. Ben... Çünkü neden? Onun da açıklamasını yapayım. Meyhanede bir çorbanın üstünde şu şekilde sıvı olmaz. Bakın yukarısında. Yoğurtlu değil ama bu. Meyhaneli mi? Ha? Meyhaneli. Yani. Terbiyeli meyhane farkı. Yoğurt koymadı. Yoğurt içine koymadı. Ama terbiyeli meyhane farkı tamam, zaten. Terbiyeli diyelim. Çok özür dilerim. Hı. Ama yok o ben söyledim de o yüzden. Hı. Meyhane dedim o yüzden. Ha? Buyurun. Terbiyeli çorbanın üstünde bakın böyle parça parça sular gözükmez. Sıvı olmuş. Suyunu fazla koymuşsunuz. Onun haricinde çorbanızı peki su tadı geliyor mu size geliyor, de? Geliyor. Hı. Şöyle geliyor. Bakın şu şekilde yaparsam. Şöyle karıştırırsam alttan aldığım için gelmez ama şu şekilde içtiğiniz zaman geliyor. Bakın şöyle yaptığınız zaman yağın haricindeki sulardan ama bahsediyorum. Ama suyunu birlikte kaynatmam üstünde direkt kaldığı için ve bunun kıvamını ben bu şekilde yaptım. Çok koyu sevmiyorum ben. Hayır, öyle söyleyeyim ben kendi zevkime göre ya, yaptım evet, derseniz öyle, okey. Evet, aynen tamam. Öyle. Ama normal. Orijinalinde bu olmadığı için ben de ben söylüyorum. Ben normalde koyu sevmiyorum çorbaları ve tamam. Baştan beri de hani ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Sude. Ben de terbiyesini biraz az buldum ama ben de çok koyu sevmiyorum. Zaten çok koyu olsaydı yemek olurdu bu. İçinde patates var, köfte var, havuç var. İyi ki çok koyu olmamış ama çok az daha böyle bir koyu olabilirdi kıvamı. İki kaşık un koydum ama bana soğan gelmedi. Ayarlı tam yerinde. Yerinde. Lezzeti var mı? Tadı tuzu yerinde bir ekleme yaptın mı sonradan? Daha önce de yedik köfteli çorba. Şimdi yöreden yöreye değişiyor hani bu baharatı, her şey lezzeti değişiyor çorbaların. Nesibe Hanım'ın yöresi zaten bana biraz kültürü yakın. Yani bizim çorbalar gibi olmuş. Hani biz böyle çorba yapıyoruz. Bizim çorbalardan olmuş. O zaman sizinkilerde de meyanesi az yani terbiyesi az oluyor. Evet hani daha limonu bol oluyor. Bizim çorbalara benzemiş. Ben hani lezzet daha olarak... limonlu yapardım. Bu sefer çok ekşi derler hani diye. Hani sanki benim akrabalarımdan biri yapmış önüme koymuş gibi. Damağına uygun en azından. Evet. Hoşuna gitti mi? Fena değil. Afiyet terbiyesi olsun. Biraz daha olsaydı iyi olurdu. Ama siz de böyle yapıyormuşsunuz ya şimdi ikisi biraz çelişmedi. İşte çok az bir şey daha koyu olsaydı şey dedim daha. Ya. Ocakta durma şeyle birlikte. Az bir birlikte. Fark var yani. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nazlı abla sen nasıl buldun çorbayı? Vallahi bence biraz terbiye yapsa iyi olurdu. Yoksa un mu bitti? Yok. Az mı olmuş? Yoğurt mu kalmadı? Sizinki de çok koyuydu. Ben kıvam... Bak, yoğurt soruyor yoğurt. Ha, yoğurt yok içinde bunun.
Ama bunun özelliği terbiyesine yoğurdu. Yok. İstersen yoğurt yapar, istersen yoğurt. Hava Hanım'ın dediği gibi önce terbiyesini yoğunlaştırırsın. Bunun suyunu, kıvamını getirirsin. Hı. Ondan sonra bu yağsın. Yağ sade koyduğun için yüzünde pul pul kalmış. Yağı kızdırdım da üzerine koydum. Hiç kızdırılmış bir yağ ya da benzemiyor. Keşke kızdırırken sen... Seni gidi niye kızmıyorsun deseydi. Sen keşke sen kızmasan da yağı kızdırsaydın. Şaka çıkarsın üstüne. Sen kızmasan da yağı kızdırsaydın. Bence Nesibe Hanım bir daha espri falan yapmasın. Ayşegül espriden anlamadığı için öyle almış. Çünkü hep donuk donuk bakıyor. Bütün çorbalar benim çorbalarıma benziyor. Köfteli biz, bu hafta. Tamam da hiç kimse birbirinin yapacağını neydi? Bilmiyor. Benimki közelmiş patlıcan çorbası. Bir onunki farklı. Evet. Seninki mama şey türevim. Doğru ister. Şimdi yoğurt işini ne yapacağız? Yoğurt yok mu çorbanın tarifinde? Valla ben kalkıp gidip şimdi yoğurtla, unla terbiye yapıp kavurup getirip dökesim var. Tabii, öyle çorbalarımız var tabii ki de ama neyse ama peki afiyet olsun. Bu çorbanın özelliği de odur Kadir Bey. Peki. Elinize sağlık. Bir şey yoksa benim diyecek hiçbir şeyim yok o ya zaman. Ara sıcağı geçebiliriz efendim. Masanızdan Ayşegül neyi beğendi şimdiye kadar? Ha, ben söyleyemem. Hiçbir şeyimi beğenmedim. Hiçbir şeyi yemedim. Söyledim, dile getirdim. Tatlısını beğendi sadece. Beğendim, evet. Bugün dördüncü gün, üç gün geçti senden sonra. Evet. Sadece bir tabak tatlı emeğime, beğendi. O kadar el açmama, o kadar haşlamam var, el açmam var. Ondan sonra Kadir Bey, hangi kesmem var. Haşlama dediğin su böreğini evet, haşlamış. Evet, böreği haşladım. Dedim ondan da yağ geliyor. Eti haşladım. Tereyağı tadı fazla geliyor. Nohutu haşladım. Haşlamam çok, kesmem çok, yazmam çok. Yani bol tereyağı onun oluyor. Onun hiçbirini mi yani? Tereyağı tadı yani fazla geliyor. Senin damak zevkine göre mi yapacaktı böreği? Ben Nazik Hanım'la konuşuyorum. Ben yarını çok merak ediyorum. Yarını ben de merak ediyorum. Hem de finale heyecanı var. Hayır ama hakkaniyetli yani böyle gözümüzü bağlayıp da... Haftanın en ağır menüsü şimdiye kadar sende miydi? Ben sonuna kadar iddia ediyorum. Sonuna kadar. Evet cevap şöyle verecek ben var mı? Ağırlık yarıştırmıyorum. Bence en lezzetli, en güzel yemekler bendeydi. Ağırlık konusunda bir şey demiyorum. Niye ağırlık yarıştırmıyorsunuz neden ki? Neden ağırlık yarıştırayım? Davet benim önüme arkadaşlar, ağırlık içeriklidir. Ağırlık derken hangi ağırlıktan? Benim önüme olarak, çeşit olarak. Bakın ağırlaşmasından mı? Arkadan benim kadar çok mi çeşit yapan görmedim. Hani benimkini ama, beğenmiyorlar ama. Ama biz buraya sizin gelirken çeşitli, bir buranın da bir kuralı var ya. Salatayla beraber yedik. 7 çeşit, okey. Evet. Afiyet olsun efendim. Evet. Sinkonta. 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 Bir göçmen yemeğiymiş. Evet, ilk defa yiyeceğim. Daha önce İzmir'de yarışırken bir yarışmacımız yapmıştı. İkinci kez yiyoruz. Sude beğendin mi? İlk defa mı yiyorsun? Ben ilk defa yiyorum. Beğenmedim. Şöyle damak tadıma uymadı değil. Yani onunla bir alakası yok. Hem damak tadıma uymadı orası ayrı ama bu ikiliyi bir arada hiç yakıştırmadım. Bal kabağını ben çok severim normalde. Bal kabağını güzel şerbetleyip tatlı olarak yerim ama soğanla sarımsakla hiç gitmemiş. Sarımsaklık için de. Hiç gitmemiş. Tamam soğanla gitmemiş diyeyim o zaman. Şöyle avuçlar da bu biberler de azıcık böyle yanmış. Bunlar da zaten siyah siyah olmuş hep o yanıklar. Hiç görüntüsü de hiç güzel değil. Beğenmedim ve çok basit bir yemek. 4 dakika doluyor baktım ben. Çok basit. 4 dakikada yapıyorum. Sadece yarım saat fırında pişti. Yarım saat fırında pişti. Bal kabağını istediği kadar güzel yapıyor. 4 dakikada bal kabağı pişmez. Öyle yazıyor. 4 dakikada o zaman siz yanlış siteye bakmışsınız. 4 dakikada hazır. 4 dakikada hazırlanıyor yazıyor ama bir şişi de artık ne kadar bilmiyorum. 4 dakikada nasıl hazırlayacaklar? Herhalde fırına girmeden önceki aşamasından bahsediyor. 4 dakikada soğan bilmiyorum. Hem tavada oldu sonra fırına değişik gitti. Değişik bir siteye bakmış herhalde evet. Nazik Hanım. Peki Sude lezzeti var mı? Yok. Yok ve basit buldum. Basit buldum beğenmedim. Vallahi senin mücverinden 1000 kat daha güzel. Sadece bir mücver getirdin önümüze. Ben öyle düşünmüyorum. En azından mücver bizim hepimizin yediği bir şey. Bir de değişik bir şey tatman. İskonto mudur nedir? Ben hayatımda hiç böyle bir isimle duymadım. Değişik tatlı olmalı. Adını söyleyemiyorsun ama puan vermeyeceksin gibime geldi. Evet hiç beğenmedim bunu. Hiç beğenmedi.
Sen daha önce tatmamış olabilirsin ama gerçekten güzel bir şey. En azından kalkıp da bir tane mücveri önümüze böyle koy, boş boş getirmedin. Mücver hepimizin yediği tamam bir şey. Tamam da yedik de seninkisi boştu. Siz de bence dün benim mücverimi gayet beğendiniz, gayet de bitirdiniz, yediniz. Yok, ben yemedim için hamurdu bir ben kere. Ben hayatımda böyle bir yemek görmedim, adını daha iyi duymadım. Bundan sonra görmüş hiç oldum. Hiç de güzel değil, beğenmedim. Beğenmeyebilirsin. Peki, afiyet olsun. Ben gayet de güzel yaptığımı eminim. En azından tek mücver değil. Olmamış. Yani tabii ki her zaman alışık olduğumuz bir lezzet değil. Hepimizin evinde olan bir şeydir. Balkabağını hep tatlı olarak hayal ediyoruz ama balkabağının burada daha önce çorbasını da yaptık. Böreği işte. De oluyor. Böreğini de yedik sarımsaklı olarak. Farklı lezzetlere tabii ki açık olmamız gerekiyor. Evet. Yani farklı geldi diye beğenmiyorsan doğru. Hayır, bir davranış değil. Hayır, onunla bir alakası yok. Ha, lezzetsiz buldum diyorsan ona diyecek bir lafım yok. Lezzetsiz buldum tamamen. Peki, afiyet olsun. Ayşegül. Kadir Bey, Nesibe Hanım, vallahi siz... Bayağı uyanıksınız. İsmi zor, kendi kolay. Bir ara sıcak yapmışsınız. Hani araştırmayacağımızı falan mı düşündünüz? Yemiyor olabiliriz ama. En azından sizin gibi altı yanık bir şey getirmedim. Ara vallahi sıcak getirmedim. Bu da getirmedim. Yanmış. Bu da yanmış. Gayet de yanmış. Ona daha gelmedim. Bak hayır. Burada yanıkların senin de. Nesim en azından benimki küçücük. Seninki koca tabanı yanıktı. Kaldırıyordunuz kameraya. Ne oldu? Siz... Yanıklarınız. Biraz bana gelmiş, biraz hava hanıma gitmiş. Kızarmış onlar. Neyse ki çiçek de alçak buradan görebiliyorum. Evet. Yanık özellik mi? Yanık tadını yemedim onu. Normal yeseydi bakalım geliyor mu gelmiyor. Geliyor. Biz yiyemedik bile. Pütür pütür yoğurda bile bulaşmış siyahlıklar. Yanığını yemeden yedim tattım. Yok artık. Farklı bir lezzet. Saçmalamayın ya. Yanmadı bir kere ortasından koy. O bir iki biber kızarıkla üstüne koy gelsin diye koydum soğanla biberi. Müslü ablacığım biberi. Yanmış. Yanmamış. Yanmış. Yanmamış. Beğenmedin mi Ayşegül? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki farklı bir lezzet. İlk defa tadıyorum. Tadına bir şey yorum yapmayacağım. Benim damak zevkim değil. Ama bize tattırdığı için teşekkür ederim. Sonuçta farklı bir şey tatmış olduk. Ama şöyle söyleyeyim, soğanla yoğurt yedim. Yani üstüne zaten yoğurdun üstüne koyacaksın ki o normalde sadece kızdırılmış tereyağı konulur. Yani bazen de böyle soğanlarını özellikle aldım ki üstüne tabanındaydım siz, koydum. Siz bu yemeği hangi davette davette vermiyoruz. Yani hangi vakit yiyorsunuz? Bu göçmen bir yemeğidir. Akşam yemeği mi? Kuşlukla yastığı arası. Sen canım ne zaman istersen o zaman ye. Ya da Nazik abla öyle mi sordun ki hangi vakit yiyorsun? Hangi vakitte hani bu sıcak olarak bir yiyoruz. Tamam da yavrum hani bu evde ben şimdi düşüneceğim kabağım var fazla. Sen tatlı yap tatlı. Şaka bir yana Nazik Hanım'ın sorduğu soru da güzel. Bu günde çok hangi öğünde evet yani. Gider şaka bir yana? Ben hiç şey hani düşünüyorum. Öğle yemeğinde mi, akşam yemeğinde mi, beş çayında mı, kahvaltıda mı? Beş çayında değil her kahvaltı olur. Öğle ya da akşam yemeğinde yiyebilirsin canım. Ayşegül'ün dediği gibi bir de değişik biz de yapalım. Az önce davet sofrasında yemiyoruz dediniz. Neden yaptınız? Davet sofrasında yemiyoruz demedim. Ara sıcakta yiyoruz. Ben davet sofrası demedim. Nesibe canım benim. Hangi saatte yiyorsan biz de o saatte yaşlı vaktinde de yanıma yakın. Hayır az önce Nazlı Hanım'a dedin ki davet sofrasında yemiyoruz bunu dedi. Yani. Öyle demedim. Siz kendiniz söylediniz. Ya ara sıcak olarak yiyoruz. O zaman yiyoruz bize niye yaptın? Biz de davetteyiz şu anda ama yiyeceğiz bir şey bulamadı. Yemekten önce yiyoruz. Daha hani et var ya hafif olsun diye yanına koydum. Şöyle bazen yemekleri ortaya bir havuç tarator yapıyoruz ya da ne bileyim mücver yoğurtluyoruz. Onun gibi bir zeytinyağlı niyetine. Ortaya yapılıyormuş Nazlı Hanım. Ama ya tatlı olur ya tuzlu. Kadir Bey, ben bundan ne tat gerçekten yani bilmiyorum siz de öyle aldınız mı arkadaşlar? Tuzu mu önde, şekeri mi önde bilemedim yani. Şekerim önde, tuzum önde. Hayır zaten bilelim yani hani bilmiyoruz ya bu yemeği. Bizim yöremizde ben çok tuzlu yemediğim için çok fazla tuzunu koymadım. Tamam ya bunun tuzu şeker yok olacak. Yani hani dediniz ya geçen gün ama bir şey şeker katman lazım patlıcana dediniz ya öyle değil. Bal kabağı hani... Tatlım benim bal kabağı şekerli olur ya. Şeker koyarsan tatlı olur. Normal ama buna tuz girdiği zaman işte bunun tadını da tuzunu da vitamini de öldürmüş. Şeker tadı da almadım, tuz tadı da almadım. Abartı tuz yok ki zaten. Aşırı bir şey dediği şeker gibi tadı soğan alamazsın, şeker yok içinde. Var. Soğanlı oluyor zaten. Ama hani hiçbir şey tatmazsın, yemezsin, iğrenirsin de bir tat ağzına değişik gelir. Öyle bir tat geldi. Yorum yapamıyor. Yani yorum yapmayı bilmiyor. Abuk subuk cümleler kullanıyor. Karşındaki insanı kırıyor ama özür bile demiyor. Hava Hanım siz nasıl buldunuz? Tuzsuz olduğu için de yok. Tuzsuz olduğu için de kabağın kendi şekere direkt ön devreye geçiyor. Beğenmedim ben. Evlerinize sağlık ama. Riskli bir yemek. Evet. Yani riskli. Herkesin damağına uygun bir yemek değil. Değil. Çünkü bal kabağını herkes tuzlu sevmez. Evet. Genelde burada bal kabağı çorbasına bile önce bir tepki verenler var. Yine de eline sağlık. Afiyet olsun. Belki şu olabilirdi.
bir böreğin ya da bir farklı bir ara sıcağın yanına ek olarak mesela dün Suudiye dediniz ya mücverin yanına bir şey yapsaydı mesela bunun yanına farklı bir ara sıcak yapsaydı da onun yanına meze olarak yapsaydı. Evet, öyle bu kadar o zaman kaldırılabilirdi evet, ama direkt bu şekilde gene de ne bileyim tuzsuz buldunuz. Evet ben tuzsuz buldum ama emeğine sağlık. Peki kolay mı? Çok kolay. Yani çok iddialı bir ara sıcak mı? Uğraştırıcı bir ara sıcak mı? Değil. Peki. Evet efendim ana yemeğimiz geliyor. Et spagetti, bir de el açma spagetti. Yanında da pancarlı kiyonalı salata. Buyurun. Neden masada bu kadar sessiz kaldınız? Sessiz kalmadım, gayet güzel cevap veriyorum. Bugün masada gerilim ekstra bir yüksek. Dünkünü buraya taşıyorlar. Ama güzelim yemeğinize böyle yorumlar yapılması beni üzdü. Sizi de üzdü mü? Evet çok üzdü hem de. İnşallah spagettinizi beğenirler. Hiçbir şey beğenmeyecekler zaten. Ne yaparsan bunlar beğenmemeye gelmişler. Baştan beri öyle. Neyse bakalım göreceğiz. Evet et spagetti. Teşekkür ederiz efendim. Hem el açma spagetti hem et spagetti. Nesim Hanım dedi ki İzmir'de özel bir lokanta varmış. İsmi meşhur. Onlar kadar güzel yapamadım ama yapamadım. Orada yapıyorlar genellikle bunu ve orada görmüş. O yüzden böyle bir ana yemek seçmiş. Bir gelsin bakalım üzerine konuşalım tekrar. Evet. Buyurun. Elinize sağlık. Eline evet. Sağlık. Sunumu beğenmeyen var mı? Beğenmeyen varsa ben beğenmedim desin. Bir maydanoz olabilirmiş. Bir maydanoz olabilir. Yok maydanoz olmasın artık. İki gün maydanoz sunumunu yedik lütfen. Hoş. Olması gerekti gibi. Olması yani. Gerekti. Hoş. Peki. Ha, bak Nazik ablam salatayı hatırlattı. Estağfurullah. Nazik Hanım'ın yerinde olsaydım salatayı hatırlatırdım ama eleştirerek hatırlatırdım. Öyle normal misafirliğe gelmiş gibi hatırlatmazdım. Salatayı hatırlattığımdan pişman değilim. O benim insanı bir görevim. Evet, ellerine sağlık Nesibe'ciğim. Afiyet olsun. Başlayayım mı yorumlara? Herkes baktı mı tadına? Ha, güzel, herkes yiyor. İnşallah ana yemeğini herkes beğenmiştir. İnşallah. Evet, havanın tadına baktıysanız buyurun. Eti çok beğendim, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tam benim damak tadıma göre. Ama makarnayı beğenemedim. Çok fazla haşlamışsınız. Hamurlaşmış. Sudan çıkarana kadar öldüm. Yani hamurlaşmış. Salatanızda çok güzel lezzet var. Ama keşke şu yaprakları daha küçük seçebilseydiniz. Valla bunlar var. İşte. Bu şekil vardı. Ama güzel. Saplarını kesmiyorum. Daha lezzetli. Normalde sırf yaprak oluyor ama böyle daha lezzetli oluyor. İşte, yapraklarda hani değil. Yerken biraz zorlandım. Normalde bu ortaya konuluyor. Herkes eşini ortaya konup herkes ortaya mı koydun diyecek. O yüzden tabaklara koydum ondan böyle anladım, oldu. Yok. Şey değil sunum olarak demiyorum. Çok sapları çok uzun olduğu için biraz zorlandım ama şimdi lezzeti kadar... güzel. Afiyet lezzeti olsun. Güzel ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Peki makarna yani spagetti böyle bir davet sofrasına uyar mı? Yani ben açıkçası şunu belirteyim. İkisi yan yana uymalı. Etin yanında makarnayı ben yakıştıramıyorum. Hele davet sofrasına hiç yakıştıramıyorum. Ama sunumlarda bu şekilde. Gittiğimiz yerde de bu şekilde geliyor. Çok da güzel oluyor. Yani bana göre çünkü davet sofrasına makarna... Normal bu spagetti değil. Dana spagetti. Hani bu kesiliş şeklinde spagetti. Normal spagetti. Hani onun yanında spagetti olsun diye bir şey. O da yani gittiğimiz yerde de bu şekilde geliyor. Onun yanında güzel bir pirinç pilavı isterdim ben. Ya da peki, pirinç pilavı yerine... Makarna istememeyim. Yani bu hazır paket makarna da olsa ya da el açma dosyayı makarnaya karşısınız. Ya ben makarnaya karşıyım. Sunum davet masasında makarna etle yan yana. Ben yakıştıramıyorum, bilmiyorum. Hani pilav da şimdi bir nişasta, bu da un ya hani. Hı hı. Yani yakıştıramıyorum. Sebze pilav... isteseniz okeydi, pilav isteyince biraz tuhaf geldi. Yani, şey yanlış söyledim, sonradan düzeltiyordum zaten. Pilavı yanlış söyledim, patates püresi diyecektim. Ha patates püresi. O yüzden hani araya şey yapınca, şimdi patates püresi onun yanına patates püresini tercih. Ama bu benim tercihim, ben etle onu yemeyi sevdiğim için. Makarnayla daha bir şey. Ama makarnayı ete yakıştır, hiçbir zaman yakıştıramadım ben. Peki, afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Abla. Afiyet olsun. Buyur Kadir Bey. Nasıl buldunuz efendim? Vallahi eti beğendim. Etin çok güzel olmuş. Elin emeğine sağlık. Afiyet tam olsun. İstediğimiz gibi. Sağ ol. Afiyet olsun. Bir haftadır yediğin en iyi et bu muydu? Evet. Ama makarna dediğin gibi makarna da hem güzel pişmiş ama niye böyle yuttuğunu hamur kokuyor. Hamur mu kokuyor? Hı hı. Böyle.
Çok mu haşlanmış? Ne oldu? Kasının hamur... içinde çok kalmış olabilir ama hani böyle hamur kokmuyor. Bir erişte kokusu değil de böyle bir hamur kokusu var. Erişte değil zaten. Erişte değil zaten makarna. Biliyorum makarna ha erişte, ikisi aynı hamurdan çıktığı için. Buram buram tereyağı kokusu geliyor i̇kisi sadece. İkisi aynı hamurdan oluyor ya erişte de makarnada. Kimileri erişte su da katıyor, el yapıyor. El açıldığı zaman ister hamur erişte kes, ister mantılık kes, ister çorbalık kes, hepsi aynıdır. Doğru söylüyorsun Nazik abla. Yani çünkü aynı hamurdan. Aynı hamur olabilir koyuluyor. De, ha, deseniz gibi birazcık fazla pişmişti de suda kaldı. Hani bir şey yaparken onu dökmeyi unuttum. O diyeceğin o hamur kokusu gelmiyor bir kere. Tamam, telaşlanma. Yok, telaşlanmıyorum. İyiyim. İyiyim, iyiyim. Telaşlanma canım benim. Güzel olmuş eline sağlık. Peki, afiyet olsun. Evet, Sude. Etin üstünde sanki böyle peynirli cips eritilmiş gibi böyle bir aroma var. Öyle zaten. Nasıl? Yani zaten bütün koydum güzel. Peynir erittin üstünde. Evet. Sanki peynirli cips kokusu ve tadı var. Çedar o yüzden et, normal kaşar evet, değil. Et güzel pişmiş. Benim ağzıma böyle upuzun bir ince dilim kesmişsiniz. Yağ geldi. Yağ yedim değil onu. Onlar. Yağ. Hiç ette bir gram yağ yok. Mantar. Ama yedim. Mantar mı o? Mantar. Neyse ben zaten Allah canına almasın. Hiç ette bir gram yağ yoktu. Normalde ben zaten yağ yiyorum. Bak, o yüzden bana bir sıkıntı yaratmadı. Mantar o. Ben yağ mantarlı diye yedim çok onu. Fazla pişirmiyorsun. Çok şey olmadı. Mantar yani. Yağ gibi geldi. Yağ yok içinde. Hiçbir gram et yok. Makarnada hamur olmuş. Ama güzel tereyağı kokusu alıyorum ben. Hamur kokusu almıyorum. Yok yani. Sadece çünkü fazla beklemiş. Suda, evet, oradan dökene kadar o şekilde olmuş yani olabilir. Evet. Hani, tabii evde mantarı daha geniş yağ şey olarak yedikten sonra zaten ondan bir şey kullanmanı beklemedim Sude açıkçası. Ondan sonra yağ yoktu çünkü. Bu salatada da elmalar var. Evet. Bu tatlı bir salata. Evet. Bu şeyin yanına hiç gitmemiş. Bu yemeğin yanına hiç gitmemiş. Yeşil salata mı yapmalıydım? Evet, yani bu tatlı zaten şey ara sıcak tatlı bize tuzlu karışıktı. Gitmemiş, yanına gitmemiş. Uyusun diye ara sıcaktan sonra hani ağzı fazla tuzluya alışmasın yok, diye yok. Yine aynı şekilde yaptım. Uymadı. Uymamış bunun yanına. Bence Sude Hanım benim açımı aramayı bırakıp mantarla yağ arasındaki farkı öğrensin bir kere. Nesibe Hanım elinize sağlık. Afiyet olsun. Yani şu ana kadar yediğim en güzel et diyebilirim. Etinizi afiyet çok beğendim. Olsun, afiyet olsun. Makarnanız da güzel. Bir tık tuz az, bir de fazla haşlanmış sanırım. Tuzu fazla mı? Az geldi. Bir de o kadar tuzu attın, gerçi çok attın diye. Çünkü ben tuzsuz yediğim evet, için. Onun dışında bir sorun görmüyorum. Afiyet olsun. Gayet de güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. O zaman gelin pastası geliyor. İyi, haydi bakalım. Buyurun, ellerine sağlık. Ellerine sağlık efendim. Hadi bakalım. Sude, nasıl buldun gelin pastasını? Şöyle normal kek pişirmiş. Şekerle yumurtayı çırpmış. Bildiğimiz normal kek. 5 dakikada yapılır. Kek değil. Neyi bu? Gelin pastası bu değil. Tamam, normal kekin üstüne muhallebiyi döküp üstüne Hindistan cevizini koymuş. Gelin pastası değil yani bence bu. Keşke bunu yeğenlerine yapmaya devam etseymiş. Bu bir, hala yapıyorum zaten merak bu etmesin. Bir davet tatlısı değil. Senin benim revanime gibi mi? Basit diyenler revaninin kıvamını... Sudeciğim çok bölme. Daha fazla bölme. Parça pinci getirdim. Tarif ederken. Gerçekten mahvoldu. Revaninin kıvamını tutturmak, şerbetini doğru ayarlamak zor. Ama bunda hiç zor olan bir şey yok. Normal keki pişir, üstüne muhallebiyi koy. Hindistan cevizini at, tamam. Çok basit. Seninki ama basit. Lezzeti yerinde. Seninki de çok basitti. Ve üstünde hiçbir şekilde en azından benim kreması var. Boğazımız takılmadı. Şerbeti en azından çok ağır değildi. Revaniyi tutturmakla bunu tutturmak arasında daha kadar emin fark misin var. Bildiğin bunun normal kuru kek üstünde muhallebi var. Kabarmazsa zaten çöktü bir hamur kalır. Gayet hamur kalmamış içi. Sude, gelin kekinin tarifine baktın mı? Evet. Baktım. Aynısı değil mi? Şöyle. Yani tariftekiyle aynı değil mi? Ben şu an neyi eleştirdim? Çok basit bir tatlı. Şimdi bak, basitliği ziyade sen az önce dedin ki bu gelin pastası değil dedim. Neymiş o zaman? Yani isminden dolayı yani buna gelin pastası denmez gibisinden. Tamam, hani tarifte neden gelin ismi pastası yazıyor olabilir de. İsmine ne denir o zaman? Ağır bir tatlı değil demek istiyor. Tatlı değil demek istedim. Sigil ağır değildi. Benim kekini tutturmak daha zordu bunu tutturmaktan. Bunun da kekini eğer tutturamazsan çöker. Normal sütünün kek hamur olurdu üstüne muhallebiyle Hindistan cevizi atmışsın. Basit ama lezzetli. O kadar gömdükten sonra lezzetli yemen de ayrı bir ironi zaten. Zaten parça pinçik yaptığından yani belli. Yani basitliğine değiniyorsan tamam, ona bir şey demiyorum ama
tatlının tarifine uygun bir şekilde yapmış mı? Tatlının yapmışım. Tarifine uygun yapmışım. Ve lezzetli. Ama öyle bir yorum yaptı evet. ki sanki sen bunu uydurmuşsun da adını gelip masasını koymuşsun evet. gibi yani oldu. Yani bütün kitaplar şeylerde bu şekilde. Ama basit. Tamam basit. Çünkü şey de basit. İrmi şekeri atıyor işte şerbeti kaynatıyor. İşte onu tutturmak bunu yapmaktan bunun çok daha zor. Bunun da kekini eğer hamur yaparsan. Bu normal bir kek mi? Hayır. Yani normal tepsi keki kalıp Hayır. keki bir kek değil. Hayır. Sadece yumurta, un. Tatlıyı didikledi. Bir beğenmedim dedi. Ondan sonra lezzetli buldum dedi. Yani ben bugün şuna net karar verdim. Herkes puanı oynuyor. Tatlıyı eleştirme sebebim sadece basit olmasıydı. Lezzetiyle ya da hamuruyla alakalı bir şey söylemedim zaten. Sen beğendin mi Nazlı abla? Valla ben zaten normalde krema yemem. Ama krem şanti de yemem, kreme de yemem. Pastacı, hiç yemem. Bildiğin muallim hiç zaten krema yemem. Değil. Hiç alışkanlık yapmamışım kendime. Yani o pastaların üstündekinden değil bu. Kendi adıma konuşuyorum ya. Yani o ağır değil. Pastaların üstündeki kremadan hani, değil bu. Ben damak tadıma muhallebi. Gerçekten öyle. Nazlı abla sürekli diyor ki ben kendi adıma konuşuyorum. Biz Kenya Cumhurbaşkanı'na konuşuyoruz. Ama ben yedim ya. Kendi adına konuşuyor. Ama ben yedim ya. Ben krem şanti yok ki bu pastada. Şey şu şey muhallebi var ya. Muhallebi o pastı yani. Muhallebi şey değil pastı. Krem şanti de var bunda. İçinde var. Evet krem şanti de var. Geliyor mu krem şanti tadı? Var birebir krem şanti. Beğendin az var içinde yani normalinden az var. Yani ya işte diyorum ya bana bu benim damak tadıma uygun olmadı. Ben krem şantiyi sen desen ki 3 gün aç kaldın al krem şantiyi şey ye desen yemem. Biz de sizin tepside yaptığınızı böyle dolama böyle ben yiyemem yani. Getirdiniz. Ne onladı biz dedik mi size? Bence yani onunla kıyaslanamaz bu tatlı. Zaten bir onu yapmış başka bir şey yapmamış ki. Gayet de güzel yapmış işte ondan. Siz senin gibi bir tane şey bir bardak suyun içine 3 tane köfteyi koyup da getirmedim canım benim. 3 tane köfte dedi evet. O köfte değil de etti. Dikkat ederim bir saatte pişti. Tamam da sen onun için insan bir tane un bir bardak şimdi ana yemeğe niye geri döndük? Ben tatlı yorumu istiyorum. Tabaşa senin, döndü ya tamam, senin. Tabaşa dönmeyelim. Tatlıyı beğenmemendeki tek sebep senin krem şanti sevmemen evet, ya mi? Böyle bir seçim yapmayacaktı. Ama şimdi Nazlı abla senin krem şanti yemediğini nereden bilsin bu kadın? Ben sizi tanımıyorum, hiçbirinizi tanımıyorum. Daha burada tanışırız. Yani sen tuz mu seversin, yani şeker mi? Yani önemli olan bu tatlı olduğu gibi olmuş mu? Tariftekine göre uymuş mu tarife? Tarifteki gibi olmuş ama üzerinde herhangi bir ya şey Hindistan cevizi üstünde yeşil de fıstık olabilirdi. Herhangi bir ya çilek. Gelin zaten beğenmez. Gelin üstünde çilek. Bir de gelini süslerken tacının tepesine mavili morlu şeyler mi koydu? Nazlı gelin Hanım, beyaz olur zaten. Gelin pastası. Ama gelin ben nedir? De internet tariflerine baktım. Üstlerinde hep böyle evet. Şeyli saplı renk, çilek vardı. Rengarenk beyaz. Onlar uzunmaz diyorum. Onlar sık sulu gelin için yapılanlar. Gelin pastası sadece bu olur. Orijinali sadece şimdi beyaz ben çilek olur. Koyacaktım. Şimdi çıktı gibi gelin pastasının üstüne çilek konulur. Olur mu? Konmaz. Ya da Antep fıstığı dökülür mü? O yüzden hani normal evde olsam ben bunun üstüne gelinlik gibi bembeyaz. O yüzden Nisan cevizi yapıyorlar. Saf. Tadını hani, beğendin mi? Nazlı ablacığım. Gelinler şimdiki gelinler ev işin kolayına kaçıyorlar ya. Bu da onun için. Tadını ben 3,5 saatte tadını beğendiğimi öğrenmeye çalışıyorum. Tadını beğendin beğenmedim mi? Beğenmedim Kadir Bey. Bak ama sadece krem şantiden dolayı mı beğenmedin? Krem şantiden dolayı beğenmedim. Altını yiyin o zaman üstünü yemeyin. Bu altı da kuru nasıl yiyin? Kuru mu? Islak evet. Daha nasıl ıslak? Hiç bir tane İki bak. 2,5 bardak süt koyduk içine. Ablacığım hiçbir tane süt denen bir şey yok bunda. Bak hiç görüyor musun bak. Daha önce yediniz mi? Yememiş o yüzden. Bunu ne biliyorsun yemediğimi? O zaman ben soruyorum bana niye? Bana soruyor ama yedin mi diye. Daha önce yediniz mi? Yedim ki ben bunun tadını onu biliyorum. Onu öğrenmek istedim. Ben de bak bildiğim için söylüyorum. Normalde yaptığınız bir tatlı mı? Yani yaparım çoğul çocuk geldi. Krem şanti sevmiyorum dedin ama. Çoğul çocuk geldi mi yaparım. Ben yemem ama. Ama sen de şanti koyuyorsun yaparken. Tabii bunu o zaman bu tarihte şanti zorunlu bunun yani. Bunun özelliği o. Tamam o zaman niye o zaman bu böyle olacak diyorsunuz? Ya bu seçimi kelimeyi aldık. Bu tatlının içinde krem şanti olması gerektiğini sen de söyledin şimdi. Koymasaydı o zaman bu tatlı olması gerektiği gibi olmuş. Gayet de güzel. Sen bu tatlı işimi olmamış diyemezsin o zaman. Çünkü sen de krem şanti koyuyorsun. Sütünü çok fazla koyarsam altından çıkmak evet. olduğu gibi. Nazlı abladan istediğimiz cevabı aldığımıza göre. Aynen öyle. Yani sütünü biraz daha fazla yani ıslatabilirdi keki. Çok ıslatırsa şimdi çıkmaz. Şimdi kekin ıslatmasını son dakika söylüyorsun. Sen 1,5 saatte krem şantiden dolayı beğenmediğini yani. Söyledin bana. Yani ama sen de krem şanti bir koyuyorsan. Bir dediği tutmuyor. Nazik abla bana tatlıda puan vermemek için ne desem acaba? Alttan girdi, üstten çıktı. Hiçbir şeyi yapamadı. Puan vermemek için elinden geleni yaptı. Hayır hiç asla. İnan puan bile aklıma gelmedi. Çünkü yemediğim şeye ben niye puan vereyim? Peki Ayşegül Hanım'a gelelim. Tatlıyı beğendi olarak kabul ediyorum Nazik Hanım'ı. Ayşegül Hanım. Yok beğenmedim. Kolay bir menü.
Kolay yani 3 dakikada yapılan bir şey. Tadı nasıl? Tadı benim için tadı önemli. Tadını beğendin mi? Şey şu kekinde hiç şeker tadı gelmedi. Süt tadı gelmedi. Bir su şeker, pandispanyo. Bayanlar herkes kek diyor bu. Tadı size? Kek değil Nazik Hanım. Pandispanyo bu, pandispanyo. Süt tadı aldınız mı? Ben süt tadı almadım. O zaman siz süt kokusu alamıyorsunuz. Burnunuz süte karşı bir şeyi var. 2,5 su var da süt var onda. Bir sabır. Daha fazla verirsem ıslak olur. Bu sefer de ne olur? Salar olduğu gibi sütü tabanına. Bu sefer de ne olur? Çok fazla süt koymuşsun da bak dağılmıştı. Bu olması gerektiği kadar süt fazla yok. Peki Ayşegül Hanım'a gelelim. Ayşegül. Menüsü kolay bir menü yani tatlısı. Japon yapıştırıcısı yiyormuş gibi his verdi böyle. Selamun kavram. İnanın sizin yorumlarınız. Gerçekten yani ağzıma zan alıyorum. Zan koyduk içine zan. Ağzıma alıyorum hani ağzımı zorluyor. Kız kaç kere Japon yapıştırıcısı yedin? Yemedim ama elimize damlıyor ya görüyoruz böyle. Tamam da kıvamı zaten tutması için böyle daha olur. Pandispanyanızı da beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Dediği gibi şeker az olmuş, güzel yapamamışsın. Bir su bardağı şeker var içinde. Bu sefer de şekerden yemi. Ölçüsü ama odur. Üstündeki çok tatlı. Arkadaşlar şu an boşa tartışıyorsunuz. Japon yapıştırıcısına nasıl geldin? Şu an beynim yandı. Hala zavallı kadın açıklama yapıyor sana. Japon yapıştırıcısına nasıl bağladın bu tatlıyı? Yani neye benzetebilirim de anlatabilirim dedim. Japon yapıştırıcısına benzettin. Normal yapıştırıcıya o zaman damağınıza yapıştı hiç konuşmayacaksın o zaman bundan sonra. Bence siz değil, siz konuşuyorsunuz. Yok. Hani biz sizden siz damkı içinde yapışkınız siz dediğiniz onda. Ayşegül'ün ağzında kesinlikle bir bozukluk var. Çünkü evet. Olmayan şeylerin tadını evet. Alıyor, olmayan şeyleri söylüyor. Benzetme yapıyorum. Senin ağzında kesinlikle bir bozukluk gayet var. Gayet ağzında gayet güzel yani. Niye ona dedi olsun? O da az önce yağ diye mantar yedi. Allah kahretmesin. Ona laf söyleyen de ondan beter. Beni öldürecek mi? Nesibe Hanım bana daha çok tek gösteriyor. Çünkü tek rakip olarak gördüğü benim. O mutfağa girmesin, çocukları girsin. Japon yapıştırıcısı yani bu tatlıyla aklım almıyor şu anda. Yani ağzımda o tadı ver. Mesela bak, elinize daha kalmıyor. Bir saniye. Tutkal hani bu annemisini şöyle çok özür dilerim. Buyurun. Şöyle ahşap tutkalına benzesen kıvamına derim ki tamam. Hani böyle bir silikona benzesen. Ona işte onu söylemek istiyorum. Japon yapıştırıcısı. Onlar da bir yapıştırıcı tamam, şu an ne zorladı o tatlıda seni çocukların yerken? Çocukların aldığı bu hani yapıştırıyorlar. Tamam ya. Şu an ne zorladı seni? Bu tatlıyı nasıl yiyemedin mesela? Üstü tatlı, altı tatsız. Bir dakika biraz sonra tatsız dediniz. Şekerini az koydun şimdi tat... Hayır alttaki tatsız, üstteki çok tatlı. Bir su bardağı pan ne şekeri çok. Ne zorladı seni burada? Yani yapışıyor, dilime yapışıyor. Yerken. Ne yapışıyor? Kıvamı muhallebisi dilime yapışıyor. Japon yapıştırıcısı muhallebi nasıl olmasını bekliyordu muhallebini. Muhallebi nasıl olmalı? Ben bunu nasıl yani yapmalıydım? İmdat diyeceğim artık. Siz verin tarif, bir dahaki öyle yapalım. Çok karıştırmamışsınız zaten, topak topak gözüküyor. Böyle krema, tam krema gibi de olmamış yani. Krema değil zaten çok dış ses karıştırdım ama gayet de çok oldu dedi. Yeter dedi, çok dedi bu kıvamı. Eliyle çok oldu dedi. Değil, mikserle yapmayayım karıştırdı dedi. Ayrıca. Evet. Aa, yani topak bana topak hiç bana yok, krema gibi, resmen krema gibi. Ya Ayşegül çok üzüldüm havanı yanındasınız diye karıştırmak istemiyorum ama. Şurada topak nerede olursanız Ayşe? Buyurun. Yani dümdüz. Ya bilmiyor topak işte ne diyeceğini de. Hayır ne diyecek için öyle şey yapıyor. Bir saniye. Tek tek. Şunu alayım ben. Nesibe sen buyurun. Konuş. Bir şey söyleyeceksen söyle. Yani ben şu an burada... Bahane üretmek için hani sevmedim, beğenmedim diyecek ya ona bahane... Yani benim ağzıma geldi o zaman bilmiyorum yani. Sizin ağzınızı verdiniz zaten. Köftenin içinde olmayan sadece rendelenmiş soğan senin ağzına geldi. Evet. Muhallebinin içinden topaklanmış muhallebi senin ağzına. Ama sendeki ağızda bundaki evet. Çaydanlık mı? Bunların onları ağzına niye? Konuşuyorum. Ama nasıl geliyor? Krema gibi, krema bakın, krema gibi. Puan vermemek için. Evet, aynen öyle. Puan vermemek için anlamsız bir eleştiri şu andaki. Beni kendinize karıştırmayın. Ben öyle bir, ben olmamış, olmamış, vallahi olmuş, Ayşegül Hanım, olmuş. Sen her şey beğendiğimi olmamış. Yiyorum, beğenmediğimi de söylüyorum. Ağzımı açamıyorum, yapışıyor yani. Yerken bile zor. Bir muhallebi nasıl yapışır bilmiyorum. O zaman siz muhallebi nasıl yapıyorsunuz? Ben normal, nasıl? Şimdi ben güzel, özellikle bir tane atacağım, yani yapışıyor mu yapışıyor mu? İçinde... Bu kadar tatlı değil, güzel yenilebilen bir muhallebi çıkarıyorum. Ya sen daha sıcak çorbayı içmeyi bile bilmiyorsun bu yarışmaya. Niye çok geldin? Çok basit, sizinki çok ağırdı zaten, doğru. Ağırlıktan kaldıramadım. Sen niye geldin, daha mantar etten ayıramıyorsun? Nesibe Hanımcığım, ben teşekkür ederim Japon koymamışsınız. Bence koydu, tutkal koydu. Abanın da yorumunu yapsın, hemen puanlamaya geçelim. Ayşegül Hanım bence yemek yarışmasına değil, psikoloğa gitmeliydi. Olmayan şeyleri görüyor, olmayan şeyleri tadıyor. Ayşegül Hanım lezzetli bulduğu için ama lezzetli buldum diyemedi. Onun için de abuk sabuk bir tanımlama yaptı. Japon yapıştırıcısına benzettim. Tatlınızı beğendim. Afiyet güzel olsun. Olmuş.
Özellikle muhallebisinde falan öyle topaklanma. Hayır, yok, bayağı... Ayşegül Hanım söylediği gibi yok. Zaten ben beğenmedim. Ama... Siz beğenirsiniz. Tam tersi evet, oluyor. Size inat... Benim eleştirdiğim tatlıyı Hava Hanım beğeniyor. Ayşegül Hanımcığım bir saniye izin verin. Sizin damak tadınız varsa Hava Hanım da damak tadı var. Demek ki o da kendine göre yorumluyor. Diğerleri hiç topaklandığı demedi. Tam tersi yorum alsaydınız bakalım böyle savunacak mısınız? Yok onu da söyler. Niyalt'a kalayım ama ne var diye sorardım. Peki Hava Hanım'ın dinleyelim mi arkadaşlar? Sıra onda. Buyurun Hava Hanım. Muhallebinizde topaklanma falan hiçbir şey yok. Olması gerektiği gibi. Pandispanyanız da güzel kabarmış. Ben beğendim. Afiyet peki, olsun. Afiyet olsun. Evet. Haftanın dördüncü günde bu şekilde bitirdik sağ salim bir şekilde. Şimdi hazırsanız puanlamaya gidiyoruz. Yarın zaten Hava Hanım da yarışacak. Evet. Kendisi son yarışmacımız. Yarın 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Çok büyük şoklar yaşayacaklar. Ve ben çok merak ediyorum. Beğenip de beğenmediğini söylemek için hangi abuk sabuk cümleler kullanacaklar? Çok çok merak ediyorum. Yarın misafiri nasıl ağırlanır hepsini öğreteceğim. Bakalım haftayı nasıl kapatacak? Görelim hep birlikte. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar. Nesibe Hanım, bence dilinizi değil de elinizi çalıştırın. Menünüz çok basitti. Bir hafta boyunca neredeyse bana sürekli eleştiri yaptınız ama siz de doğru bir menü çıkaramadınız karşıma. Et vardı sadece çıkarttınız. Onu da yedim zaten. Allah razı olsun pişirmişsiniz. O yüzden ben pişmese ona da yani söylerdim. Size menünüze puanım. İki. Nesip abla bence bugün hamar attığını gösteremedi. Çenesi kadar elde laf yapmadı. O yüzden ona puanım. İki. Nesibe'nin sade etini beğendim. Nesibe'ye puanım. İki. Nesibe Hanım, etinizi çok beğendim. Tatlınızı biraz beğendim. Çorbanızı biraz beğendim. Size puanım. Üç. Nesibe ablacığım ellerine kollarına sağlık. Mutfakta enerjin gayet güzeldi. Her ne kadar masada o enerjini göremesem de. Ben çorbasını beğendim. Tadı tuzu gayet yerindeydi. Ara sıcağını ben de beğenemedim. Aşırı basit buldum. Yani bugünkü menüye uyumlu değildi. Keşke onun yanına farklı bir şey yapsaydı da onu ek olarak yapsaydı. Ana yemeğe geldiğimizde ise ben spagetti makarnayı davet sofrasına uygun bulmuyorum. Keşke raviole falan yapsaydı. Yani en azından aşamalı bir makarna olsaydı. Eti iyi pişmişti. Etini beğendim ama çedar peynirinden dolayı biraz tuzlu geldi bana da. Tatlısına bayıldım. Ayşegül'ün yorumu beni çıldırttı. Kendimi tutamadım daha fazla. İnsan bir muhallebiyi Japon yapıştırıcısına nasıl benzetir hala kafam almıyor. Ayşegül'ün yorumları beni benden alıyor ama yine de seviyorum. Puanımı veriyorum. Evet son puanımı verdim. Yarın 50.000 liranın sahibi belli olacak. Haftaya son gün Havan damgasını vuracak. Ben inanıyorum. Menüsüyle, hamaratlığıyla Havan'dan ümitliyim. Hadi bakalım göstersin marifetini. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.